Gecikmeyi de kontrol et. Tamam, oldu sanırım. Tamamdır, oldu. Herkese merhabalar. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yanımıza hoş geldiniz. Bugün Bilge Demirköz hocamızla sohbet edeceğiz. Ben Hacer Şafak, ODTÜ Fizik 1. sınıf öğrencisiyim. Bu da arkadaşım Ezgi. Merhabalar, ben de Ezgi Karadavuz. Ben de ODTÜ Fizik 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün Bilge Hoca bizimle. Onu da hemen yayına alalım. Hocam Merhaba hoş hocam. geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz hocam, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. O zaman ilk sorumuzla başlayalım yavaştan. Tamam, hemen başlayalım. Tamam. Hocam kendinizi tanıtabilir misiniz? Bilge Demirköz kimdir kısaca? Ben 1980 doğumlu, İstanbul doğumlu. Melahat Bilge Demirköz. Çoğunlukla Melahat kullanılmıyor ama çok sevdiğim bir ismim, anneannemin ismi. Çoğunlukla Bilge Demirköz olarak geçiyorum, evet. Hangi alandayım? Astroparçacık fizikçisiyim. Yani uzaydaki parçacıkları çalışıyorum. Fizik dışında aynı zamanda müzik ve matematikle de çok yakın ilgileniyorum. Ama hani son dönemde elektronik, makine mühendisliği, ondan sonra işimin gereği ne olursa her şeye daldığım da söylenebilir. Onun için biraz sanırım interdisipliner çalışmaya da alıştım. Hocam, sizin zaten biz çok heyecanla bekliyorduk bu yayını. Hacer de ben de. O yüzden Evet. bugün de çok heyecanlıyız. Bir yanlışımız olursa şimdiden özür diliyoruz. O zaman diğer sorumuzla devam edebiliriz. Hocam beni duyabiliyor musunuz? Ben de kesildi Hocam sanırım. Ha, tamam. biraz Şimdi dondunuz da. oldu. Tamam. Tamamdır. O zaman biraz çalıştığınız alanda bize biraz bilgi verebilir misiniz? Çalıştığım alana karar vermem 14 yaşımda oldu aslında. Erken sayılır. Ben Robert Koleji'nde öğrenciyken matematikte çok iyiydim ve matematikçi olmayı düşünüyordum o zamana kadar aslında. Matematik yarışmasına, Avrupa Matematik Yarışması'na her sene Robert Kolej katılırdı o zamanlar. ECIS yarışması ve o sene şans eseri Cenevre'de oldu yarışma. Bizi de Cenevre'ye götürdüler. 7 kişilik bir ekiptik. Ve yarışmadan sonra da bizi CERN'e, Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'ne götürdüler. Ve orada CERN'ü görünce çok hayran oldum. Oradaki insanların motivasyonu bana dünyanın en tertemiz motivasyonu olarak gözüktü. Gerçekten evrenin sırlarını araştırmak, bundan daha güzel bir motivasyon kaynağının olamayacağına o an karar verdim ve hatta MIT'ye de başvuru mektubumu da CERN'e geçirdiğim o gün üzerine ve o gün yazdığım, yine o gün aklıma çelen fikir olarak karanlık madde araştırmalarına adamak istediğimi yazdım. Biraz da şans var tabii ki bu işin içinde. Belki Cenevre'de olmasaydı o gün yarışma, başka bir alanda çalışıyordum. Ama bilimin her alanı çok güzel. Hani tekrar da olsam başka bir yine bilim çalışırdım. Fizik olmak zorunda değil ama yine bilimci olurdum. Hocam Hocam. peki, pardon Ezgi. Söyle söyle. Fizik okumasaydınız müzikten devam etmeyi düşünür müydünüz? Hani MIT'de müzik yan dalı yaptığınızı biliyorum. Evet, MIT müzik ve matematik yan dalları yaptım. Aslında yan daldan fazla biraz. 3 bölüm eksi 2 ders Aa. ile mezun oldum. Evet, biraz fazla abartmış olabilirim kesinlikle ama kesinlikle müzik okumayı düşünürdüm. Yahut da müzisyen olmayı düşünürdüm. Arkamda piyanom var görüyorsunuz. Çok seviyorum piyano çalmayı, müziği çok seviyorum. Bizim aklımızın limitlerini zorladığımız yer bilim.
Ruhumuzun limitlerini zorladığımız yerde müzik ve sanat. Sanat bizi daha insan kılıyor, daha bütün kılıyor. Kendimizi dinlememize, hele bu modern hayatın karmaşası ve kaosu içinde kendimizle bağlantımızı, kopuk olan bağlantımızı yenilememize izin veriyyor. Kesinlikle. Mark Twain'in bir sözü var. Diyor ki, sanat utanılanı hafifletir diyor. Biraz da o var. Yani kendimizde belki görmek istemediğimiz, çekindiğimiz tarafları ortaya çıkararak kendimizi daha iyi tanımamızı sağlıyor. O açıdan müzik olmak zorunda da değil. Sanatın her dalı çok güzel. Ben de şeyi soracaktım hocam. Bu CERN'e gitmeden önce bilime özel bir ilginiz var mıydı? Yani mesela matematik dışında fiziği de seviyor muydunuz? Yoksa orada bir aydınlanma gibi mi oldu? Şimdi ben çok fazla şu olmak fiili bana artık o kadar itici gelmeye başladı ki. Yani bunun da nedeni tabii Türkiye'deki eğitim sisteminin insanları hep olmak diye bastırması ve ittirmesi. Bence bir çocuğa sorduğunuz zaman ne olmak istiyorsun böyle bakıyor. Ama bir çocuğa dersen ki ne yapmak istiyorsun hemen gözleri parlıyor. Ben çoğunlukla çocuklarla konuştuğumda da hep ne yapmak istiyorsun diye sordum. Çok ilginç cevaplar alıyorum. Mesela diyorlar ki işte anneannemin duyma problemi var onu çözmek isterdim. Yahut da biri diyor ki dünyanın en güzel itfaiye aracını tasarlamak istiyorum. İtfaiyecilere aşık mesela bir çocuk. Ne güzel yani o zaman işte keşke o yapmaklardan oldurabilsek. İnsanların motivasyonlarını oradan yakalayıp bir şeyleri onlara yani yol çizmelerine yardımcı olabilsek. Ben çocukken sanırım 3 şey yapmak istiyordum. Bir defa beyin çok ilgimi çekiyordu ve her zaman ya bu beyin nasıl çalışıyor? Bir beyin ama tabii bu beyin nasıl çalışıyor bir çocuk yorumladığı zaman olayın nesnelliğine iniyor ne yazık ki doğru yönlendirmezsek ve bir beyin cerrahı olabilir miyim diye düşünüyordum. Yani sanki beyni açıp baksam içine ne olduğunu anlayacağım. Halbuki o değil değil mi? Yine işte uzayı merak ediyordum. Ne zaman böyle hep salıncakta, geceliğin salıncakta hiç unutmuyorum. Ayvalık'ta yazlıkta, anneannemin yazlığında hep salıncakta hani böyle yukarı doğru gidersiniz ya salıncakta. Evet, evet. Yukarı doğru gittiğimi hayal ettiğimi çok iyi hatırlıyorum ve astronot olmayı düşünüyordum. Çünkü neden? İşte astronot olursam uzayı anlayacağım. Halbuki değil. Uzayı anlamak için tabii ki bir fizikçi olmak daha iyi. Yahut da bir astrobiyolog yahut da değil mi? Farklı alanları var yahut da bir uzay mühendisi. Yani bilim. Ben yine herhalde bilim insanı olurdum. Yahut da bilmiyorum. Yani diğer taraftan şimdi bana sorsalar son dönemde mesela beni şey çok cezbediyor. Mimari çok cezbediyor. Sanırım işte çok gezdim. 50 ülke gördüm şimdiye kadar ve farklı ülkelerdeki mimari yapıların birbirleriyle olan ilintileri bana çok ilginç gelmeye başladı kültürel olarak. Belki sanat tarihi bile okuyabilirdim. Güzelmiş. Hocam peki bir dakika eko oldu. Şu an daha iyi mi? Evet şu an güzel. Biz de Ezgi ile beraber yani birinci sınıf öğrencileriyiz. Bu yüzden kafamız hala karışık birçok konu hakkında. O yüzden şunu sorayım. Uzmanlaşmak istediği alan konusunda karşı olan öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Alanın hiçbir önemi yok. Gerçekten yok. Ben şimdiye kadar bir kişiyi görmedim ki desin ya ben gerçekten hani şu alanda uzmanlaşmak isterdim. İşte yani şöyle bir gerçeklik var. Hani evren bilim camiası içinden bahsediyorum. Yani bilimde kaldığın sürece. Tamam mı? Gidip de hani bilim çalışmak isterken gidip de muhasebeci olmuşlardan bahsetmiyorum. Ama bilim camiası içinde hani keşke şunu yapsaydım diyen kimseyle tanışmadım şimdiye kadar. Ben de öyle bir şey de değildim. Yani dedim ya nörolog da olabilirdim. Yani ve eminim çok mutlu olurdum. Yahut uzay mühendisi de olabilirdim. Hani uzay mühendisi de okuyabilirdim. Eminim çok mutlu olurdum.
Önemli olan hangi alanda çalıştığından çok aslında ne gibi sorularla boğuştuğun ve o sorulara cevap verirken de kendini nasıl geliştirdiğin. Yani onun sana kattıkları. Ve bunu yapabileceğin o kadar çok alan var ki. Yani ben de çok iyi anlıyorum. Ben de sizin gibi üniversite 1'deyken hani panikteydim. Ya tamam sonra gittik ama acaba yani şey gibi insan kendini böyle MIT'ye düşünce ya böyle denize düşmüş hani her tarafta balık var. Hangisi en iyi balık? Öyle bir şey, öyle bir cevap yok. En iyi balık diye bir şey yok. Tamam mı? Yani en güzel balık yok. Bir şeyleri kaçıracağın hissi bazen insana çok yoğun olabiliyor. Önemli olan yakaladığın balığı çok iyi tanımak. Ve ona emek vermek. Ve o emeğin karşılığını görebilmek. O zaman insan mutlu oluyor. Yani insanı neşelendiren şey ki bence mutluluktan daha önemli neşe. Bir soruya odaklanmak ve odağın içinde yaratıcılığını, kendi beyninde o devrelerin yandığını ve o yanan devrelerden ilginç, bazen çılgın ve biliyorsun ki %90'ı çalışmayacak. Ama o %10 çalışıyor ya, onun muhteşemliğini hissetmek. Onun için bilim çalışın, bilimle kalın ama uzmanlaşmak istediğiniz alan konusunda bu kadar da böyle aman Allah'ım. Yani 21 yaşında 17 kaç 18 yaşındasınız. 18 yaşında insan karar vermiyor. Yani ben kaç kez alan değiştirdim. İlk başta MIT'ye gittiğimde matematik bölümünde başladım. Üniversite 1'de birlikte çalıştığım hocayla birlikte Swallowtail isminde bir eğriler ailesi üzerine çalıştım. İkinci senemde MIT'de yazın düşük enerjili bir elektron hızlandırıcısı var. O hızlandırıcıdan gelen verilerin analizini yaptım ve manyetik alanların elektronlara olan etkilerine baktım. Üçüncü senemde Uluslararası Uzay İstasyonu üzerinde bir deneye katılmak istedim ama bir şekilde olmadı. Ondan sonra gittim Almanya'ya 3 ay Mainz'da staj yaptım. MAMI isminde, Mainz Mikroton isminde bir elektron hızlandırıcısında protonun içindeki dalga fonksiyonlarının asimetrisini çalıştım. Sonra 4. senemde nihayet Uluslararası Uzay İstasyonu üzerindeki deneye katılma şansını elde ettim. Ve alfa manyetik spektrometresinin yapımında çalıştım. Ve yüksek lisansımda yine devam ettim MIT'de. Hatta doktora, bütünleşik doktora var orada. Bütünleşik doktora da orada devam ettim. Ve 4 sene boyunca NASA'nın inanılmaz detaylı, yani bazen böyle insanı gerçekten hani böyle aman Allah'ım ben bunu neden yapıyorum dediği uzay testlerinde, yani çünkü uzaya bir şey yollayacaksanız o kadar onun testleri var ki işte vibration, işte sallama, termal vakum vesaire, bütün bunların bütün ince detaylarıyla, yani uzaya bir şey yollamak herhangi bir masa üstüne tasarlanan bir şey gibi değil ve bazen o standartların içinde o kadar boğuluyorsunuz ki, ama hedefi unutmamak lazım. Hedef ne? Hedef biz uzaya bir cihaz yollayacağız ve sonunda karanlık maddeyi araştıracağız. O hedefi kaybetmediğiniz sürece, gözünüzde bir hedef olduğu sürece onda çalışabiliyor insan. 4 sene orada çalıştım. Sonra oradan bizim Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek deneyimiz uzay mekiğiyle uzaya gidecekti. Ne yazık ki uzay mekiği, bugün bu arada Challenger'ın yıl dönümü, Allah rahmet eylesin o pilotlara, Kolombiya faciası yaşandı. Yine biliyorsunuz Ocak ayında ve Kolombiya faciasından sonra bizim uzaya gidecek olan deneyimiz tümüyle iptal oldu. 4 yıl çalıştım ve çok büyük bir hayal kırıklığı. Yani bu kadar büyük bir emek. Hani bir de gencim. Şimdi baksam hani şimdi aynı bakış açısında değilim. Şimdi sen ne öğrendin? Bir şeyler kattın mı kendine diye bakıyorum. Ama o zaman tabii dünya sona eriyor. Yani uzaya gidecek deneyin giremedi. Doktora tezin yandı. Doktora tezim yandı. Çünkü orada mutlaka ve muhakkak tezle mezun olmak için doktoradan MIT'de bir deneyden veri almak zorundasın. Verisiz mezun olmak diye bir şey yok. Onun için ben onu yüksek lisansa çevirdim ve Oxford'a gittim. Hadi bakalım bu sefer CERN, Atlas deneyi. Ama yine karanlık madde. Haydi. Yani hedef değişmedi. Çalıştığım deneyler değişti. Atlas'ta 8 sene çalıştım.
Ondan sonra ve Atlas'ta çalışırken bir veri mühendisi olarak çalıştım neredeyse. Dünyanın 6.8 milyonluk en büyük radyasyon sayaçlarından, silikon sayaçlarından birinin veri okuma sisteminin de ana yazarlardan biriydim. Sonra Atlas deneyi başladığı gün hatta ben shift lideriydim ve ondan sonra trigger sisteminin yani tetikleme ve bütün bu veri akışından sorumlu kişiydim Atlas'ta. Trigger master'dım. Ondan sonra geldim Türkiye'ye. Hop yani o dönem belki elektronik ve veri mühendisliği. Bu 7-8 senenin çoğu. Ondan sonra Türkiye'ye geldim. Alfa manyetik spektrometresi uzaya gidiyor. Aa süper tamam o zaman eski hocama gittim. MIT'deki hocama dedim ki hocam biz bunun parçası olabilir miyiz? Hop karanlık madde verisini analiz. Ya bu sefer veri analizine kaydım. Ama yine amaç ne? Karanlık madde. Amacınız değişmediği sürece bakın yani ilk başta matematik sonra manyetik alan analizleri belki makine mühendisliği yani. Ondan sonra o 3 ayda yaptığım şey bence makine mühendisliğiydi. Ondan sonraki yaz çalıştığım konu fizikçi ama aynı zamanda bir uzay mühendisi. Çünkü bütün radyasyon standartlarını işte bütün o NASA'nın çılgın standartlarıyla şirketlerle savaşlar vesaire. Uzaya bir şey yollamak çok büyük bir challenge yani. Çok büyük bir iş. Çok büyük bir zorluk. Ondan sonra gittim veri mühendisliği dediğim gibi. Elektronik. Ama hep fizik amaç yani. Sonra geldik bu sefer fizik analizi. Sonra işte uzay radyasyon testleri için Türkiye'de bir merkezin kurulması gerekti. Bu sefer proje yürütücülüğü ve sistem mühendisliği. Sonra şimdi tekrar alan değiştirdik. Bu sefer biraz da kuantuma şimdi birlikte kaymaya başladık. Emre Yüce Hoca ile birlikte. Yani görüyorsunuz burada birçok adım var. Hedefiniz doğru olduğu sürece insan kılıktan kılığa girebilir bence. Ya elinizde yeterince elinizde ama sağlam bir şeyiniz olmalı. Sağlam bir background, sağlam bir tabanınız olmalı yani. Sağlam bir bilimsel altyapınız olmalı ki onun üstüne kat ve kat koyabilin. Onun için Allah aşkına buna kafaya takmayın arkadaşlar yani. Böyle uzmanlaşmak istediğiniz alan yeter ki hani sağlam amaçlar, sağlam temellerle olsun. Sorduğunuz sorular doğru olsun. İstatistiği iyi bilin, matematiği çok iyi bilin. Bak en önemli insan, en önemli şey elinize gelebilecek olan bence en önemli altın bilezik derler ya eskiler. Altın bilezik matematik. Bir fizikçinin çok sağlam bir matematik bilgisine sahip olması lazım. İstatistiği çok iyi bilmesi lazım. Hangi alanında olursa olsun fiziğin. Ve gerekirse uzaydan yer altına Atlas'a kayabilirsiniz. Gerekirse çıkıp tekrar başka bir alana kayabilirsiniz. Alan kaymak yasak değil ki bu hayatta. Bitmiyor ki. Hocam ben çok güzel bir cevap oldu. Üniversite 3. sınıftaydım. Hans Bethe 93 yaşındaydı. Hans Bethe yani nükleer fizik, nükleer bomba işte değil mi? Beta bloğ parçacık fiziğinin asıl parçacıkların nasıl enerji kaybettiğinin formüllerini yazan adam. Ama istatistik fizik, termodinamikte yani Hans Bethe'nin makale yazmadığı alan yok. Ve 93 yaşında bir sene sonra ne yazık ki kaybettik Hans Bethe'yi. Ben onun kara delikler hakkında seminer verdim gördüm MIT'de. Vizyonumuz bu olmalı. Hani zor mu zor ama olsun. Yeter ki elinizde sağlam bir matematik ve fizik temeli olsun. Hocam gerçekten çok güzel bir cevap oldu. Hacer'in de dediği gibi bizim gibi hani birinci sınıf öğrenciler için böyle çok iç rahatlatıcı bir konuşma gibi oldu. Bu arada deneyimlerinizden de... Yalnız yamyam olmayın. Bir şey söyleyebilirim. Lütfen yamyam olmayın. Yani yamyamlık çok kötü bir şey. Bazen onu görüyorum. Bir hoca olarak benim de öğrenciler... Ben de biraz şikayet edeyim değil mi? Azıcık bir tık. Bazen görüyorum. Öğrenci geliyor bir hocaya. Başıma geliyor. Çok geldi. Geliyor. Daha iş yapmak için bir şeyler öğrenmesi lazım. Değil mi? Ekipte çoğunlukla bir yüksek lisans ya da doktor öğrencisinin yanına veriyoruz lisans öğrencilerini. Ve diyoruz ki hadi bakalım sen onunla birlikte çalış. Hani bana da arada sırada rapor ver ama hani sorularına bir soracağı yüksek lisans doktor öğrencisi
ona yanına koyuyoruz, onun yanına koyuyoruz. Sonra geliyor, aradan 2 ay geçiyor. Tamam, ben işte öğrendim. İşte radyasyon sayacı verdiniz, alfaları sayıyorum bilmem ne. Ben burada öğreneceğim şeyler gitti, ben bitti, ben gidiyorum. Bitmedi. Yok öyle bir şey. Zaten öğrenmek için bir hocanın yanına gitmeyin. Üretmek için gidin. Bu hocalara saygısızlıktır. Bunu da söylemiş olayım. Aramızda kalsın. Tamamdır. Mesaj alındı hocam. Deneyimlerinizden de böyle bahsetmişken Türkiye'ye dönmeye nasıl karar verdiniz? Onu da merak ediyoruz. Motivasyonunuz neydi? Neden ODTÜ'yü seçtiniz? Bunlardan da biraz bahsedebilirseniz. Ben yurt dışına zaten Türkiye'ye dönme amacıyla gittim. Yani amaç baştan oydu. Benim dedem 1917 İstanbul Erkek Lisesi mezunu ve yine o savaş döneminde ülkede adam kalmayınca mühendis kalsın birkaç tane diye izinle Almanya'ya Berlin Teknik Üniversitesi'ne yollanmış bir öğrenci. 1916 mezunların hepsi biliyorsunuz Çanakkale'de şehit. Onun üzerine sarayın bir kararıyla birçok öğrenci, İstanbul Erkek Lisesi'nin o yılki öğrencileri askere alınmamış ve Almanya'ya mühendislik eğitimine yollanmış ki ülkede gerçekten adam kalsın diye yani. Ve kendisi de 1923'te Cumhuriyet ilan edilir edilmez treni atlayıp Türkiye'ye dönmüş. Kendisi yüksek makine mühendisi. Allah rahmet eylesin. Ben hiçbir zaman tanışamadım kendisiyle. Şevki Demirköz. Ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ilk makine mühendisi olarak çalışmaya başlamış. Şimdi benim ailemde böyle bir hikaye var ve bu hikaye jenerasyonlar boyunca devam etti. Bana da yadigar kaldı. Bizim ailede hep bir devlete hizmet eden, kuşaktan kuşağa geçip devlete hizmet eden bir kafa yapısı, bir anlayış var. Ve o anlayışın parçası olarak da ben bilim insanı olmaya karar verdiğim zaman ailem beni çok destekledi. Büyük bir cesaret diyorum. 17 yaşındaki bir kız çocuğunu MIT'ye yollamak bence büyük bir cesaret örneği. Ve yani yurt dışına gittiğimde de hiç ben burada yaşarım diye hiç düşünmedim. Aklım ucundan bile geçmedi. Yani hep amacım bir gün Türkiye'ye döneceğimdi. Ve o zaman Türkiye'de olmayan fırsatları benden sonraki jenerasyona sunabilmekti. Eğer bunu başarabildiysem, azıcık da olsa başarabildiysem kendimi mutlu hissediyorum. Neden ODTÜ derseniz, MIT'ye en yakın kültür ODTÜ. Açık ara. Yani başka Türkiye'de, başka hiçbir üniversitede an itibariyle ODTÜ'ye yakın, MIT'ye yakın bir kültür yok. Neden yok derseniz, bir defa devlet üniversitesi. Ben meslektaşlarımı görüyorum. Şimdi isim vermediğimiz vakıf üniversitelerinde görüyorum. Sonuç olarak vakıf üniversiteleri Türkiye'de bilim odaklı değil, üretim odaklı. Bir hoca kaç patent aldı? Bir hoca ne kadar ders veriyor? Kriterler bilim değil, kriterler bence üretim ve biraz da sömürü odaklı bence. Açık konuşmam gerekirse. Onun için mutlu değilim. Yani vakıf üniversitelerin durumundan Türkiye'de. Ben devlet üniversitelerinin Türkiye'de ne olursa olsun öğrencilere verdiği fırsatlarla gurur duyuyorum. ODTÜ'nün de Anadolu'nun farklı, Anadolu'nun ve Trakya'nın diyeyim, köşelerinden gelmiş öğrencilere verdiği fırsattan dolayı gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Vakıf üniversitelerinde burslu ve bursuzlar arasındaki öğrenci uçurumunun çok sağlıksız ve toplumu yaralayıcı, ayrıştırıcı olduğunu görüyorum hatta. Ben ilkokulu kara önlükle okudum. Bir devlet ilkokuluna gittim. Ve şu anda ne yazık ki insanların kendi çocuklarını devlet okuluna yollayamamalarını, ilkokula yollayamamalarını bir dehşetle karşılıyorum. Keşke yine kara önlüğümle ilkokula gidebilsem. Yani hani ben onun doğru olduğunu düşünüyorum.
fırsat eşitliğinin, eğitimde fırsat eşitliğinin ülkenin bozulmaması gereken kurallarından olması gerektiğini ve Cumhuriyet'le birlikte başlamış olan eğitim devriminin bu hale getirilmesinin büyük bir ayıp olduğunu düşünüyorum. Hocam, fırsat eşitliğinin yanı sıra özellikle küçük yaşta böyle yani toplumu tanıyacak bir ortamda olmak da bir bilim insanı olma yolunda bence önemli bir şey. Siz ne düşünüyorsunuz tabii bilmiyorum ama. Kesinlikle katılıyorum dilerim. Yani sosyal sorumluluğu gelişmemiş çocuklar yetiştiriyoruz ne yazık ki. Ben bazen liselerde de konuşma veriyorum. Özel liselerde de konuşma veriyorum. Ankara Fen, İstanbul Fen gibi liseler dışında özel, isim vermeyeyim, özel okullarda da ders veriyorum. Ve orada evet, iyi niyetle öğretmenler çocuklara sosyal faaliyetler yaptırıyorlar. İyi niyetle onları toplumun daha şanssız olan kesimlerine de işte yardım faaliyetlerine götürüyorlar. Ama ne olursa olsun çocuklar kendilerini üstten görüyor. Onu engelleyemiyorsunuz. Ve o çok acı bir şey. Biz Robert'te kimin burslu kimin burssuz olduğunu bilmezdik. Hiç haberim yok kimin burslu kimin burssuz olduğunu. Robert'e de burada bu açıdan teşekkür etmek isterim. En azından hani bize onu yaşatmadılar. Tahmin etmek mümkündü ama öyle bir kimse de öyle bir şeye girmedi yani. Çünkü neredeyse öğrencilerin çoğu o zamanlar yine devlet ilkokullarından geliyordu. Evet, özel ilkokullar vardı ama sayısı azdı. Şimdiki gibi bir furya haline ve bir mecburiyet hatta. Bir mecburiyet haline gelmemişti. Bunun bir mecburiyet olması beni çok üzüyor. Yeğenlerim de özel okullara gidiyorlar ne yazık ki. En azından bunun üniversite seviyesinde o değiştirildiğini görmek bana ümit veriyor. Hocam peki Türkiye'ye döndünüz mü? Yani bunca yılı yurt dışında geçirdikten sonra, hatta birden fazla ülkede geçirdikten sonra. Peki ülkemizde bilim yapabiliyor musunuz? Yani gelecek kaygısı olmadan ya da bürokratik engellere takılmadan bilim yapabiliyor musunuz? Bence bu sorunun cevabını bu yayını dinleyen herkes biliyor. Evet ama doğru. Peki, o zaman diğer soruya geçiyorum. Türkiye'deki ve efendim? Şunu söyleyeyim. Tabii. Kendim için kaygılı değilim. Kendim için çok kaygılı değilim ama yüksek lisans doktor öğrencilerim için çok kaygılıyım. Sizler için çok kaygılıyım. Ben Türkiye'ye döndüğümde 2011'de sadece ODTÜ'ye başvurmadım Mehmet. Birkaç devlet üniversitesine daha başvurdum. Ve sürecin çok sağlıklı yürütüldüğünü gördüm. Yani üniversiteye gittim, hocalarla görüştüm. Ondan sonra atanma sürecim o zaman bana saçma geliyordu tabii ama şimdi bir arkasındaki mantığı biliyorum. Hani o zaman gerçekten böyle ya bunlara ne gerek vardı bilmem ne de çıldırdım. Yani işte benden TOEFL notu istendi falan hani. Ya arkadaş neden TOEFL istiyorsunuz benden? MIT'den mezunum. Oxford tezim var yani falan. Ama şimdi haklı görüyorum. Çünkü bu kadar saçma sapan tez varken, birçoğu intihalken, birçoğu başkaları tarafından yazılmışken, şirketler varken, şimdi anladım. Yani neden benden TOEFL notu istendiğini anladım. Haklı görüyorum. Ve yurt dışından gelecek birkaç arkadaşıma da bunu söyledim. Çok bu ülkedeki standartları çok düşürmeden belli bir seviyede tutmak için ödenecek küçük bir bedel. Ne küçük bir bedel. Benim TOEFL'a girmek zorunluluğum. Şimdi olsa hiç söylenmezdim mesela. Ama gelecek için kaygılıyım çünkü bakıyorsunuz yani YÖK'ün açıkladığı geçen gün Yekta Saraç Hoca'nın işte açıklama yaptığı, işte bu şirketlerin peşine düşeceğiz dediği ve suç duyurusunda bulunduğu şirketlerin yazdığı tez sayılarına bakınca insanın nutku tutuluyor. Ne kötü biliyor musunuz? Yani insan kendi yazmadığı bir şeyin altına imza atabiliyorsa ben o insanın başka ne yapabileceği konusunda endişeliyim. Yani ahlak dediğimiz şey bu kadar çöktüyse, bilimsel etik diyoruz da
Hadi daha geniş konuşalım. Ahlaktan bahsedelim. Kendi çıkarı için insanlar intihali normalleştirdilerse, birileri çıkıp da ya bizim zamanımızda tırnak işareti yoktu diyebiliyorsa, benim kanım donuyor. Ya ve en büyük gelecek kaygım bu. Yoksa ben şimdiye kadar bakın Siirt Ağrı'ya gidemedim. Bu sene gidecek, geçen sene Ağrı'ya gidecektim, gidemedim Ağrı Üniversitesi'ne. Siirt, Van, Ağrı, Ağrı'ya gittim. Hakkari'ye gidemedim. Harran, yani ülkenin en güneydoğusundaki üniversitelerin hepsini gezdim neredeyse. Ve onur duydum. Çünkü birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Toplum için birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çanakkale Üniversitesi'nden Rize Üniversitesi'ne kadar gittim. Beni davet eden her üniversiteye gittim. Afyon, yani sayı çok yüksek. 25-30 üniversiteye gittim Türkiye'ye geldiğimden beri. Ve hiçbirine de çekinmedim. Muş'a gittim, Siirt'e gittim. Gittim yani. Elazığ'a gidemedim, bir olay çıktı. Ama hani Çukurova, Hatay, İskenderun Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi'ne gittim. Akdeniz Üniversitesi. Neyse, sonuç olarak bu kadar yeni üniversitenin açılmasını ben aslında çok pozitif karşılıyorum. Keşke her fakülte açılmasaydı, keşke daha odaklı fakülteler açılsaydı. Mesela Ağrı'da ne var? Biliyoruz ki hayvancılık çok önemli. Daha hayvancılığa doğru gitseydi. Her yerde her şeyin olmasına gerek yok. Ve YÖK bunu daha yeni yeni yapmaya başladı. Yani üniversiteleri özel alanlara doğru odaklama işi ne yazık ki son 2-3 yılın felsefesi. Daha önce başlasaydı bence daha da iyi olurdu. Ama ben oralardaki insanlara da üzülüyorum, biliyor musunuz? Yani şöyle üzülüyorum. Eğer burada ki bu tez yazma olayları işin ilginci daha büyük ve daha köklü üniversitelerde olmuş. Buralardan çıkan insanlar ya beni hayal kırıklığına uğratıyorsa orada bilimin ateşini yakmak için çok zor şartlarda, büyük bir baskı altında, toplumdaki ön yargıları yıkmak için oraya idealist nedenlerle giden hocalara ne yapıyor? Ve sizi inanın, yani gitseniz gözleriniz yaşarır. Yani ben gerçekten özellikle Güneydoğu'daki, Güneydoğu'da üniversite kurmuş olan, bölüm başlatmış olan hocaları tebrik ediyorum. Devleti de bu konuda yatırım yaptığı için tebrik ediyorum. Birçok ön yargı kırılmış durumda. Ama etik, bilimsel etik, bilimsel ahlaktan kopmak, ben gelecek için büyük bir gelecek kaygısı diyorum. Kendim için kaygı ne duyacağım kendim için? Yani çok büyük bir, benim çok büyük bir kaygım yok. Ben beni atsalar üniversiteden bir şirket iş bulurum. Yine bir şeyler yaparım yani hani. Evet. Hocam peki yani bence çok güzel bir cevap oldu. Peki bu kadar üniversiteye de hani gitmişken Türkiye'deki ve yurt dışındaki akademik ortamdaki farklılıklar hakkında da biraz konuşabilir miyiz? Sizin gözlemlerinizden. Şimdi bence en önemli farklılık bizim öğrencileri yetiştirme şeklimizden geliyor. Biz ne yazık ki öğrencileri biraz yarış atı gibi bir sınava hazırlıyoruz. Ve o sınava hazırlarken de öğrencilerden hayat boyu onlara en faydalı olabilecek özelliklerden birini çalıyoruz. O da birlikte çalışma kültürü. Ne yazık ki öğrenciler ancak üniversiteye geldiğinde diğer öğrencilerle birlikte bir proje yapmanın değerini ilk başta orada görüyorlar. Ve inanın hiç kimse mutlu olmuyor. Yani ben fizik laboratuvarına da girdim. Çok elektroniğin derslerinde uzun, 200, elektroniğin modern fiziğine uzun yıllar verdim. Ve ne yazık ki ülkemizde birlikte çalışma kültürü belki üniversitelerimizdeki en büyük eksiklik. Çünkü herkes birbirinin kökünü kazmaya odaklı. Öyle yetiştirilmişler ve bir araya gelip de kıskançlıklarından, hasettiklerinden kurtulup
büyük bir işin parçası olma hazzını tadamıyorlar. Bu öğrencilerde de görüyoruz bunu, akademide de görüyorum ben bunu. Ben bu kadar haset bir ortama düşeceğimi bilmiyordum. Yani hayal bile edemezdim. Türkiye'ye döndüğümde bana yapılan karalama, aşağılama inanılmaz. Son olarak şey çıkarmışlar, hemen söyleyeyim. Neymiş? Ben kendi hocamın tezini, kendi hocamın makalesini çalıp tezim olarak, bir şeyler olarak yayınlamışım. Hani hocam vefat etti. Yani onun arkasından konuşuyorsunuz ya. Kim bunu çıkardıysa öbür dünyada hesap verecek, bu dünyada verecek hesabı yok. Yani ilk öbür dünyaya inanıyorum. Yoksa yaşanmaz yani bu ortamda. Sadece bana değil bu arada. Yani şimdi bu çok güzel bir program başlattılar. Lider Araştırmacılar Programı TÜBİTAK. Yurt dışından gelen hocalara oradaki maaşlarının eşdeğerini 2 yıl verecek bir program başlattı. Bence çok faydalı. Türkiye gelişlerini en azından bir sıcak sudan 100 dereceli, yani böyle bir 100 derece su, bir eksi 10 derecede su, ya böyle eksi 10'da hani donmuş gölle atlayanlar vardır ya, hani onun gibi bir geçiş oluyor çünkü Türkiye'ye dönüş. En azından onun ekonomik tarafını rahatlatabilecek ve geldiğin gibi bir projeye başlayabileceğin bir sisteme doğru gidiyoruz. Bence bu çok güzel bir başlangıç. Fakat onların, ben birkaç hocayla konuştum, inanılmaz mobbing altındalar. Hiç şaşırmıyorum. Yani hiç şaşırmıyorum. Yurt dışındaki akademik ortamda hocaların yüksek standardı beklemesi normal. Yani benim hocalarım benden çok yüksek standartlar beklediler. Ve ben hiçbir zaman buna karşı söylenme kapasitesini mi desem, hadsizliği mi desem, kendimde bulmadım. Hocadır. Anneme ne zaman şikayet etsem, açıp telefonu, işte sabaha, burada burası sabah, orası gece. Anne, hocam benden şunları şunları istedi, nasıl yetiştireceğim, nasıl yapacağım bilmem ne. Hocandır, doğru söylüyordur, hocanı dinleyeceksin. Hiç acımasız yani. Ondan sonra anlayışsız değil. Ama hani o yönde telkin gördüm. Burada ise öğrenciler inanılmaz söyleniyorlar. Ya işte hocam, yapmasam olur mu? Olmaz. Hayır. Böyle yapılmak zorunda. Uluslararası standart bu. Ama şöyle şöyle bir önlemle, ama işte bu, ama işte. Hayır. Ya yani biz bu ülkeyi kalkındıracaksak standartlarımız da hali hazırda yurt dışındaki standartlarla buluşturmalıyız, birleştirmeliyiz. Ve hocaların yani yurt dışından gelmiş hocaların beklediği akademik standart bence bu ülkeyi kalkındıracak şeylerden biri ve onun için ben hala standartlarımdan vazgeçmiyorum. Ekibime de teşekkür ederim o standartları takip ettikleri için. Hocam böyle Türkiye'yi diğerlerle karşılaştırdık ama burada da güzel şeyler oluyor işte sizin gibi insanlar sayesinde. Onlardan bahsetmek istiyoruz biraz. ODTÜ İlmer'le başlayalım mı? Biraz ondan bahsedebilir misiniz bize? Hı hı. ODTÜ İlmer yaklaşık 1 sene önce kuruldu. İvme'den İvmer dedik ismine. Bir kısaltma değil aslında. Uzay ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezi. Türkiye'ye geldiğimde ben Uluslararası Uzay İstasyonu üzerindeki alfa manyetik spektrometresi tam uzaya gitmek üzereydi. Ve eski hocamla anlaşıp onun üyesi olmak için bir girişimde bulundum. Ve biz burada uzayda büyük bir dedektör, 8 tonluk bir parçacık dedektörün içinde uzaydan gelen parçacıklara bakarak akı ölçüyoruz. Yani protonların, elektronların, helyumun, demire kadar olan bütün çekirdeklerin akısını ölçüyoruz. Ve en önemli ölçtüğümüz şeylerden bir tanesi de elektron pozitron oranı. Bu oran evrendeki karanlık madde miktarına ve onun ne kadar maddeye döndüğüne hassas bir oran.
Ne yazık ki buna destek bulamadım Türkiye'de. Bana CERN projelerine destek olan o zamanki Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanımız bana dedi ki Bilge, bunun ne faydası olacak ülkeye? Karanlık maddenin bir faydası direkt olarak olmayacak ülkeye. Tabii ki olmayacak. Direkt bir çıktısı yok. Ve bana o zaman dendi ki eğer sen bunun faydasını kanıtlayabilirsen hani o zaman ancak o şart altında projeyi veririz. O zaman da TÜBİTAK Uzay benimle bir şekilde iletişime geçti. Sağ olsunlar ve şeyi sordular bana. Dediler ki hocam siz uzayda parçacık sayıyormuşsunuz. Hani bunun uzay radyasyonu kısmını anlıyor musunuz? Hani uydulara etkisini. Çünkü uzayda çok fazla radyasyon var. Bu parçacıklar aynı zamanda uydulara zarar veriyorlar. Tabii ki dedim. Birkaç konuşma verdikten sonra onların danışmanı oldum ve TÜBİTAK Uzay bu konuda bir destek mektubu yazdı. Aselsan da aynı şekilde. O zaman ilginç oldu. Aselsan'la birlikte çalıştığımız kişi TÜBİTAK Uzay'a geçti. Devamında yine uydu uzay çalışmaları kapsamında ki kurumu kuruluşlar beni buldular. Ve uzay radyasyonu öncelikli hesaplar, Göktürk'ünün radyasyon hesapları. Devamında bu malzemelerin nasıl radyasyondan korunabileceği, onun devamında bu geliştirilen elektroniklerin radyasyon testleri konusunda Santez olsun, farklı farklı sanayi işbirlikleri olsun, bu tip projelerle devam etti hikaye. Gördüğünüz üzere bu benim seçimim değildi. Biraz mecburiyetten kaynaklandı. Yani karanlık maddeden geldik uzay radyasyonuna. Ama hayat böyle bir şey. Bir yandan karanlık madde projemiz de çıktı. Ve hala ekibimizde, ekibim şu anda geniş, yaklaşık 20 kişiyiz. Ekibimizde hala 2 kişi tümüyle temel bilim üzerine çalışabiliyor. Onları desteklemek yine de güzel. Yani ne yazık ki hayatımın çoğu artık uygulamalı bilim tarafına kaymış olsa da ben temel bilimden kopmamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum diyebilirim. Adım adım geldi bu olay ve bir süre sonra Türkiye'de işte TID, Total Ionizing Dose, toplam doz etkisi testlerinin standarda uygun olarak Aselsan'ın geliştirdiği elektronik modüller için gerçekleştirdik bir Santez projesi kapsamında. Devamında da benden pekala hocam single event effect yani tekel olay etkileri testlerini Türkiye'de yapabilir miyiz diye bir soru geldi. Yine Aselsan'la birlikte çalıştığımız Alime Özyıldırım'dan ve devamında da bir projelendirdik bunu. Ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun Sarayköy'deki proton hızlandırıcı tesisinin içinde o tesiste çıkan protonları uzay radyasyon testleri için kullanabilecek bir sistem kurduk. Kalkınma Bakanlığı bu projeyi 7,5 milyonla destekledi. Ve şu anda uzay için geliştirilen güneş hücrelerinin, bataryaların, ondan sonra elektronik ekipmanların, hafıza elemanlarının, gelecekte çok ilginç malzemelerin, öyle söyleyeyim. Burada radyasyon testlerini yapıyoruz. Yaklaşık şimdiye kadar 20 tane radyasyon testi yaptık. Ve şu çok heyecanlı. Türkiye'de uzay için geliştirilen ne heyecanlı ne varsa bize geliyor. O çok güzel bir şey. Onun için tabii beni de heyecanlandırıyor. Ve bu ekiplerle çalışmak çok güzel. Roketsan'la birlikte çok yakın çalışmaya başladık son dönemde. Uzay, bizi uzaya taşıyacak olan roketi yaptıkları için. Ve böylelikle bu tesis şu anda çalışıyor ve ekibim genişledi. 4 elektronikçimiz var, malzeme mühendisimiz var ekipte. Kimya mühendisi, fizikçi Fidan Adalcı ama kimyada da bize yardımcı olan bir arkadaşımız var. Bir bilgisayar mühendisimiz var. Gerisi fizikçi. Ya 3 idari personelimiz var. Tabii ve ekip genişleyerek ve diğer hocalarla da işbirliği yapıyoruz. Bölümümüzde, üniversitemizde, diğer üniversitelerde, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi gibi üniversitelerle de işbirliklerimiz devam ediyor. Hatta Zonguldak Grizo ekibini burada da bahsedeyim, selam söyleyeyim. Onların uçuşunu heyecanla bekliyoruz. Ve bu ekosistemin, uzay ekosisteminin parçası olduk. Şimdi biz 30 MeV protonlarla bu testleri yapıyoruz. Aslında tesisin amacı tümüyle farklıydı. Buradaki tesis radyofarmasötik üretimi, yani ilaç tomografide kullanılan ilaçların üretimi için fonlanmış,
52 milyon fonla, 2008 yılında 52 milyon fonla fonlanmış bir tesisti. Biz bu tesisi farklı bir kullanım alanına açtık. Ve burada birçok teknolojiyi şimdi birlikte test etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve yaklaşık 10 metrelik bir demet hattı, proton demet hattı da Türkiye'de ilk kez yerli ve milli olarak kurulmuş olan demet hattı oldu. Bunun içine de birçok teknoloji geliştirdik. Örneğin Türkiye'nin ilk yerli hızlandırıcı mıknatısını bir şirketle birlikte geliştirdik. Elgin-Gan Vakfı ödülünü aldık. Ondan sonra bu yine pandemi olmasaydı CERN'den teste gelecek çok fazla ekipman vardı. CERN'ün bir sonraki hızlandırıcısı, büyük hadron çarpıştırıcısının upgrade'i, daha ilerlemiş versiyonu olan yüksek ışınımlı büyük hadron çarpıştırıcısında geliştirilen elektroniklerin radyasyon testlerini yapacaktık. Orası biraz tabii yavaşladı şimdi pandemiden dolayı. Bununla Uluslararası UNESCO L'Oreal ödülünü aldım. Ve hikayenin devamında da buradaki gelişmelerle daha yüksek enerjilerde radyasyon testleri nasıl yaparız? Ondan sonra nasıl daha fazla bu tip radyasyon dayanım teknolojilerini Türkiye'de geliştiririz? Elektronikleri nasıl radyasyon daha dayanıklı hale getiririz çalışırken bu test tesisinde kurduğumuz birçok radyasyon sayacını da uzaya yollama fikri geldi. Doğal olarak aslında. Bu çok doğal oldu. Yani bir yandan bunları radyasyona karşı test edeceksiniz ama diğer tarafta tabii ki uydularınızın aldığı radyasyon tahminlerini yapıyorsunuz. Ama onu ölçmek de çok faydalı. Tahminlerinizi de kıyaslamak için ve şu anda biliyoruz ki dünya yörüngesinde olan uyduların yaklaşık %40 ile 50'si, tam emin değiliz ama %40 ile 50'si diyor makaleler, bu tip analizleri yapanlar radyasyondan dolayı ölü durumdalar. Yani uyduların yaşını, görev ömrünü uzatmak için radyasyona dayanıklılık çok önemli. Onun için de radyasyon sayaçları geliştirmeyi, bir radyasyon sayacı geliştirme projesi aldık. Yine Kalkınma Bakanlığı destekli ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın müşteri kurumu olduğu ve bu kapsamda Türkiye'nin ilk ve yerli radyasyon sayacını, önemli olan burada sayaç, dosimetre demiyorum, sayaç diyorum, dosimetre var. Dosimetre hatta şimdi Aselsat'la birlikte uzaya gitti. Aselsat'tan da güzel haberler bekliyoruz bu arada. Sayaç demek teker teker parçacık saymak demek. Protonları ve elektronları ayrı ayrı saymak demek. Ve her geçişi görebilmek demek. Işık hızında giden bu parçacıkları. Onun için çok hızlı elektroniklere ihtiyacınız var. Ve bunu da TÜBİTAK Bilgem'le birlikte geliştirdik. Ve ilk prototipine de Ekim ayında Sinop'tan Roketsan'ın uzaya yolladığı roketlerin üzerinde ilk kez uzaya çıkarak test ettik. Bu çarşamba günü yüksek lisans öğrencim bu tezi savunacak. Çok heyecanlıyız tabii ki. Uzaydan gelen veriyle bir tez yazdı ve hem tasarımında çalıştı. Şimdi bunun makalesini de bir yandan yazıyoruz. Ve bu yönde Roketsan'la çalışmaya da devam edeceğiz. Bir sonraki uçuşlarında da bizi uçuracaklarını söylediler. Onun için bu çok güzel bir işbirliği oldu. TÜBİTAK Uzay'la da bu konuda konuşuyoruz. Ve geçen sene, 1,5 yıl önce ODTÜ İMER'i onun için uzay ve hızlandırıcı alanın birleşimi olarak kurduk. Hızlandırıcı alanında da daha farklı çalışmalarımız da var. Nasıl daha büyük hızlandırıcılar yapabiliriz yahut enerji yükseltebiliriz miyiz mevcut hızlandırıcının yahut gelecekte hadron terapi de olabilecek, yani kanser tedavisine de faydalı olabilecek bir hızlandırıcının fizibilite çalışmalarını da yapmaktayız. Onun için bir ayağımız hızlandırıcı alanında, bir ayağımız uzayda diyelim. İkisini de dengelemeye ve birleştirmeye çalışıyoruz. Bu alanda da devam edeceğiz. Hocam, benim aklımda bir soru var. Bu Sarayköy'deki tesise biz otofizik toplu olarak gezi düzenlemiştik. Oraya gittiğimizde de hani sizden bahsetmişlerdi, mıknatıstan, o üçüncü mıknatıstan özellikle. Peki orada yapılan çalışmalar bu uzayın bir simülasyonu gibi mi düşünülüyor? Yani tam olarak nasıl bağlantılı? Evet, bir uydunun içindeki bir ekipmanın uzayda ne kadar radyasyon alacağının toplam hesabını yapıyoruz öncelikle. Mesela bataryalar, batarya malzemeleri test ettik. TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü'nün geliştirmiş, Enerji Enstitüsü'nün geliştirmiş olduğu batarya malzemelerinin radyasyon testini yaptık. Önce uydunun yörüngesini alıyoruz.
yörüngeden ne kadar hangi yıl uzaya gideceğini biliyoruz. O çok önemli çünkü Güneş'in 11 yıllık bir döngüsü var. 11 yılda bir Güneş kuzey ve güney kutuplarının yerlerini değiştirdiği için daha fazla radyasyon saçıyor dünyanın da bulunduğu ortama. Ve oradaki ortamdaki radyasyon ve uydunun dışını da hesaplıyoruz. Yani uydunun içine girecek olan radyasyonu hesapladıktan sonra bir eşdeğer doz öğreniyoruz. Yani bu ne kadar radyasyon yiyecek. Sonra tabii ona bir güvenlik faktörü koyuyoruz. Yani 2 yahut 3 katı. Neden? Güvenilirlik açısından. Sadece o doza dayanmasın, daha da fazla doza dayansın. Başka bir şey olursa uydu gecikir vesaire gibi. Ondan sonra da bu radyasyon dozuna yaklaşık 1 saat içinde uydunun ekipmanlarını, işte test edilecek ne varsa onu maruz bırakıyoruz. Aslında uzaydaki radyasyon hızından daha, tabii ki daha hızlı. Çoğunlukla 3 yahut 5 yahut 15 uydular çoğunlukla 5 yahut 15 yıl olarak görev ömrü biçiliyor. Arası yani 5-15 yıl arası. O dönemde alacağı radyasyonun hepsini 1 saatte veriyoruz. Bunun tabii ikincilde etkileri de oluyor. Radyasyon hızı ne kadar hızlı olursa zarar da o kadar hızlı oluyor. Onun için mesela sonrasında bir fırınlama gerçekleştiriyoruz. O fırınlamanın sonrasında bazen malzemeler kaybettiği özelliklerden bazılarını geri kazanabiliyorlar. Evet, ilginç fizik etkileri var diyelim. Soru neydi? Unuttum, soruyu unuttum bir saniye için. İlmer'e anlatıyordunuz en son. Evet, İlmer'e anlatıyordunuz. Ben bağlantısını sormuştum. Anladım ama. Evet, evet. Yani bu radyasyon testleri aslında bir başlangıç diyebiliriz. Çünkü biz sadece 30 MeV'lik protonları kullanıyoruz. Bir de yine Sarayköy'de bir gama tesisi var. Oradaki gamaları kullanıyoruz. Bu testlerin mesela güneş hücreleri için elektronlarla tekrarlanması lazım. Çünkü uzayda dış mekanda çok fazla elektronlar var. Fakat bu elektronlar uydunun içine çok fazla giremiyor. Elektronları durdurmak kolay. Düşük enerjili elektronlar ve durdurmak kolay. Onun için uydunun içindeki çoğu şey protonlar ve ağır iyonlarla test edilirken uydunun dışındaki çoğu şeyin öncelikle elektron testini geçmesi daha önemli. Eşdeğer dozlardan hesap yapabiliyoruz tabii. Hocam çok teşekkür ederiz. Hazır yer gelmişken özel sektör ve savunma sanayi ile de işbirlikleri yaptığınızı biliyoruz. Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Özel sektörde birçok işbirliğimiz var. Şu anda galiba 13 şirket oldu. 13 şirketle işbirliğimiz var. Son olarak TTSO isminde bir şirketle bir ticarileşme, bir patent ticarileştirme sözleşmesi imzaladık. Bu daha yeni oldu değil mi? Evet evet, birkaç hafta önce daha yeni. Biz bu testte çok fazla nötron da çıkıyor ve yurt dışından aldığımız nötron sayacı o kadar beğenmedik ki. Yani o kadar dedik, bu ne kadar kötü bir dedektör dedik. Yani günü gününe uymuyor, istediğimiz akıyı anlayamıyoruz. Yani birçok sorunu var. Ondan sonra ben CERN'e gittiğim bir zaman CERN'ün nötron sayaçlarından sorumlu olan kişiyi buldum. Dedim böyle bir sorunumuz var. Hani bu sizin de gördüğünüz bir sorun mu? Evet, o da evet dedi. Bu nötron sayaçlarının kaderi, kısmeti, daha iyisi yok deyince. Ya bir dakika dedim, bunu iyileştirebiliriz. Bunu iyileştirmek mümkün gibi geldi bana. Ondan sonra fikirlerimi söyledim. O da beğendi. Ha dedim, ben o zaman düşüneyim biraz daha. Sonra gittim bunun patentini aldım. Şimdi o patenti ticarileştirmek için ve üretmek, bu sayaçları üretmek için, daha iyi bir nötron sayacı olduğunu düşündüğümüz bu sayaçları üretmek için bir projeye başlayacağız inşallah. Bu da çıktı. Yani mesela yine ISISO, Türkiye'nin çok iyi gururu olan bir soğutma sistemlerini yapan bir şirket. Onlara hayatlarında ilk kez hızlandırıcı için soğutma sistemi yaptılar ve su, işte suyun içindeki radyoaktif elementleri ayrıştırmaktan tut, radyoaktif bölgede işte içindeki elektroniklerin dayanımına kadar birçok yeni şey öğrendiler. Aslında bizimle çalışan şirketler radyasyonlu bölgede çalışmanın da zorluklarını öğreniyorlar. Bence bu da Türkiye sanayisi için bir katkı. Savunma sanayine gelince, savunma sanayimiz ülkemizde şu anda tabii ki çok yatırım yapılan bir yer. Benim gönlümden geçen bir vatandaş olarak bu geliştirilen teknolojilerin
mümkün mertebe sivil alana da açılması. Ben bazen görüyorum, yani diyorum ya keşke şu ticarileşse ve daha kolay bir şekilde savunma sanayinde olmayanlar için de açılsa. Bazen yani hizmete özel ve gizli projelerin çıktılarını da görüyoruz. Gördüm oluyor ve onların hani sivil sektöre de yansımalarının hızlanmasını diliyorum. Çünkü şu anda ne yazık ki fonların çoğu savunma sanayine gidiyor. Uzayın da sivilleşmesi, uzay programlarının da sivilleşmesi konusunda adımlar atılacağını heyecanla Uzay Ajansı'ndan bekliyoruz tabii. Ama Savunma Sanayi Başkanlığımızın bu yoldaki iyi niyetine hayranım. Yani Savunma Sanayi Başkanlığı'nda çalışan ve teknolojilerin sivil alanda da kullanılması için gayret gösteren birçok uzman gerçekten iyi niyetleriyle, bilime saygılarıyla, yani bu ürünlerin etkilerinin artması dert edinerek kendilerine zaten birçok şeyi sivilleştirmeye ve bu alanı genişletmeye başladılar. Onlara da teşekkür ederim. Hocam peki biraz da sonradan bize bahsedebilir misiniz acaba? Benim Türkiye'yle... ben pilimi takmamışım. Çok özür dilerim. Bilgisayarımın pilini takmamışım. Ben bir pil bulup tabii geliyorum. Ki. Tabii tamam. Ki. Şarj aletini takmamışım, özür dilerim. Merhabalar. Türkiye'nin Sony ile ilişkisi ne durumda? Çok güzel bir soru. Ben Türkiye'ye... Tam üye değildi sanki. Pardon. Tam üye değiliz. Hala değiliz. Türkiye'ye dönme maceramda aslında işaret fişeği Sayın Cumhurbaşkanımızın 2009 senesinin sonunda Sony ziyareti oldu. Ve kendisi biz arkadaşlar karar verdik Türkiye Sony'e tam üye olacak. Lütfen siz de geri dönün. Dedi. Biz de, ben de işte o şeyle ne derler, tamam demek ki doğru zaman geldi Türkiye'ye dönmeye diyerek Türkiye'ye döndüm. 2011'in Şubat'ında, tam 10 yıl olmuş. Ve şimdi ne yazık ki 2013 olsa gerek tam üyelikten vazgeçildi ve asas üye üyelik, yani %10'luk bir üyeliğe yönelildi. %10 üye demek işte CERN'e olan katkı payımızın sadece %10'unu ödemek demek. Ama aynı zamanda bazı konularda da hani CERN'den teknoloji ve bilgi transferi yaparken limitli olmak demek. Şimdi Türkiye'de ne yazık ki teknoloji, bunu da bir kusura bakmayın bir parantez açıp söylemek zorundayım. Türkiye'de her tarafta teknoloji transfer ofisleri kuruldu. CERN'ün ise bir teknoloji transfer ofisi yok, bilgi transfer ofisi var. Buradaki hassas felsefik nokta şu. Eğer siz bir teknolojiyi A noktasından B noktasına transfer ederseniz, ki yıllar boyunca Türkiye'de bu yapıldı birçok şirket tarafından, bir sonraki versiyonu üretemezsiniz. Çünkü o teknolojiyi transfer etmiş olursunuz ama onun nasıl, o teknolojinin nasıl çıktığını bilmezsiniz. Halbuki Türkiye'nin teknoloji değil, bilgi transferi yapması lazım. Bu da ancak bilim insanları üzerinden olabilen bir şey. Ve birçok şirket size teknoloji transferi yaparken yurt dışından yahut bir araştırma merkezi o bilgiyi, o teknolojiyi üretmek için gereken bilgiyi size transfer etmez. Çünkü sizin bir sonraki versiyonu üretmenizi istemez. Ve biz bunu birçok alanda yaşadık. LCD panellerinden tutun, araba teknolojilerine kadar birçok alanda yaşadık. CERN'ün ise onun için kaba parantez. CERN'ün bir bilgi transfer ofisi var. Ve biz bu biraz önce bahsettiğim uzay radyasyon testlerini yaptığımız ODTÜ saçılmalı demet hattını kurarken 3 yerden kabul aldık. Çok garip bir şekilde. Birincisi CERN'den. CERN'ün bu deney, biraz önce bahsettiğim deney, aynı zamanda CERN'ün kodu olan CERN'ün, yani CERN'ün deneyler haritasında bizim de kodumuz var. Bir CERN deneyi olarak geçiyoruz.
İkinci kabulümüz Kalkınma Bakanlığı'ndan, üçüncü kabulümüz Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan olarak üç ayaklı bir sac ayağı bir projeydi ve bu Türkiye için bir ilk oldu aslında. Ve bu kapsamda biz Türkiye yurt dışından Türkiye'ye bilgi transferi yaptık. Sadece mıknatıs değil, sadece soğutma sistemi değil, vakum sistemi, işte demet elemanlarının birçok parçası, mesela demetin yaylandığı noktalar dahil olmak üzere birçok konuda Türkiye'ye bilgi transferi yaptık ve şirketlerimize de bunları aktardık. Bu ve benzeri projelerin artması gerekiyor. Yani tam üye olmamız için bence bu teknolojilerin Türkiye'ye olan faydasını daha iyi kanıtlamamız gerektiğini ben bürokratlarımızla konuşarak gördüm. Ve bu yönde tabii ki çalışmalar var. Ancak koordineli değil. Daha iyi bir koordinasyon gerektiğini düşünüyorum bu alanda. Ve birçok teknolojinin birbirine, birçok gelişmenin yahut birçok bilim ayağının kendini birbirlerine tamamlayabileceğini düşünüyorum. Bu alanda da yarışmaktansa çok işbirliği yapmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Ancak bunu ne yazık ki bu koordinasyonu henüz bilim camiası olarak sağlayamadık. Bu da beni üzüyor aslında. Doğru dediniz hocam. Şu an daha iyi. Alfa manyetik spektrometresinin ölçüsü çarpışmalarla CERN'de ölçülen çarpışmaların misyon farkı nedir diye bir sorumuz var size de. Çok güzel bir soru. EMS çarpışma ölçmüyor aslında. EMS uzaydan gelen parçacıkları görüyor direkt. Yani şöyle gibi düşünün. EMS bir elek gibi uzayda oturuyor. Ve içinden hangi parçacık geçerse ona görüyor. Yani pasif bir rolde bir çarpışma görmüyor aslında. CERN'deki çarpışmalar için çok aktif bir süreç. CERN'de iki tane proton cihazı alıyoruz. Çok yüksek enerjilere çıkarıp kafa kafaya çarpıştırıyoruz. Ve o çarpışmanın anını da biliyoruz. Ve o anda dedektörlerimiz o çarpışmanın fotoğrafını çekiyorlar. EMS ise hangi zamanda hangi parçacığın içinden geçeceğini bilmiyor. Onun için sürekli tetikte olmak zorunda. Bir defa bu veri alımı açısından çok farklı iki elektronik tasarım gerektiriyor. Misyon olarak ise bakarsanız EMS uzayda uzay denilen hızlandırıcıdan çıkmış parçacıklara bakıyor. Bu hızlandırıcılar nötron yıldızları olabilir, kara deliklerin etrafındaki diskler olabilir, tabii ki güneşimiz. Gördüğümüz parçacıkların çoğu güneşten geliyor. En yakın yıldızımız. Ve diğer yıldızlardan gelen parçacıkları ölçüyor. Ve eğer varsa karanlık madde kendi kendisiyle çarpışıp ortaya pozitronlar çıkarıyorsa o pozitronları da görüyor. Şu anda bizim uzayda görmüş olduğumuz bir pozitron fazlalığı mevcut. Bu pozitron fazlalığı yüksek enerjilere doğru artıyor. Daha doğrusu pozitron sayısının elektronlara olan oranı artıyor. Ve bir noktada bu artışın duracağını bekliyoruz. Sonsuza kadar artması akıl kârı iş değil. Bu düşüş, yani o spektrumun artıştan sonra gelecek olan düşüşün nasıl bir düşüş olduğu, sert bir düşüş mü yoksa yavaş bir düşüş olduğu bize bu pozitron fazlasının karanlık maddeden mi yoksa pulsarlardan mı geldiğini bilgisini verecek. Onun için de daha fazla bilgi ve veri toplamamız lazım. 10 senelik verimiz var elimizde. Yaklaşık herhalde 1,5 seneye bu konuda bir tane daha makale basmayı ümit ediyoruz. Son olarak son bastığımız makale, bu alanda bastığımız makale 2018'de. Sanırım 2023'te bu alanda son 5 yılda daha topladığımız veriyi de katarak bu soruya, yani dik mi düşüyor, yumuşak mı düşüyor sorusuna bir cevap vermeyi ümit ediyoruz. Ama EMS'in ölçtüğü parçacıklarda çok fazla şey öğrendik. Örneğin güneşimizden gelen karbon, nitrojen ve oksijen akısının birincil akının ikincil akı, yani güneşten dünyamıza doğru gelen parçacıkların o yolda ürettiği
parçacıklar olan, berilyum ve lityuma olan oranlarının çok farklı olduğunu gördük. Bunların gerçekten birincil ve ikincil spektrum olarak klasifikasyonunu kolaylaştıran ölçümler yaptık. Şimdi adım adım işte periyodik cetvelde her gördüğünüz elementin akısına basıyoruz. Neonu bastık, magnezyum, alüminyum çıktı. Bunu ta demire kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ve bu da bu elementlerde, bu elementlere basmamızda tabii süpernovalar. Çünkü güneşimiz ancak karbon, nitrojen, oksijene kadar üretebiliyor. Devamındaki elementleri üretemiyor. Güneşimiz küçük bir yıldız. Devamındaki elementler, demire kadar giden elementlerin hepsi daha büyük yıldızlar ve tabii ki süpernova patlamalarından çıkmış durumda. Şu anda vücudumuzdaki bütün kalsiyum bir süpernova patlamasının eseri. Fizikte ve sanırım belki de bilimde en romantik şey bu aslında. Biz yaşayabilelim diye bir yıldız öldü. Ve bu süpernova patlamasından çıkan akıların da doğrulanması şu anda çok önemli. Çünkü bizim hem nükleer fizik bilgimizi hem de yıldız bilgimizi arttıran bir şey. CERN'e gittiğimizde ise CERN'de çok yüksek enerjilerde. Bu arada EMS'in ölçtüğü parçacıklarla CERN'deki çarpışmalardan çıkan parçacıkların enerji spektrumu birbirine çok benziyor. Teraelektron, ikisi de teraelektron volt mertebesinde parçacıklar görebiliyor. CERN'deki çarpışmalarda ise iki tane protonu kafa kafaya yine teraelektron volt mertebesine çarpıştırdığımızda o çarpışmadan çıkan parçacıklara bakıyoruz. Ama orada tek parçacık değil, parçacıkların birbirleriyle olan ilişkilerine de bakıyoruz. Çünkü ortaya bir tane Higgs parçacığı çıkıyorsa o Higgs parçacığı iki tane parçacığa bozunuyor. Onlar başka parçacıklara bozunuyorlar. Ve bu bir olay yeri inceleme gibi aslında çarpışma anını görmüyoruz. O çarpışmadan çıkan parçacıkların dedektörümüzde bıraktığı izlerden asıl çarpışma anında ne oldu? O andaki fizik kuralları hangileri işledi? Onu anlamaya çalışıyoruz ve orada da tabii ki karanlık madde çıkarsa onun çıkan karanlık maddeyi biz dedektörümüzde bir kaybolan enerji, kaybolan momentum olarak göreceğiz. Çünkü karanlık madde parçacığı çarpışmadan çıktığı gibi iz bırakmadan yoluna devam edecek, enerji de bırakmadan. Çünkü nötr kendisi ve bizimle etkileşmediğini biliyoruz bu parçacığın. Ama çarpışma noktasından bir enerjinin kaçtığını göreceğiz. Yine böylelikle karanlık madde konusunda bilgi sahibi olacağız. Şimdiye kadar bütün araştırmalar, şu ana kadar CERN'den çıkan hiçbir makalede ne yazık ki karanlık maddenin izine henüz büyük hadron çarpışmasında rastlamadık ama ümidi kesmedik tabii ki. Hocam peki bu şey dediniz ya, çarpışma anında ne olduğu bizim için önemli, onu görmeye çalışıyoruz diye. Bunu mesela büyük patlamayla ilgili de tümden gelin yöntemiyle bir yorum yapıyoruz. Bununla bir ilişkilendirilmesi var mı, yoksa tamamen felsefi olarak mı benzer? Şimdi biz iki tane protonu çarpıştırıyoruz. Proton psikolojisi yapıyoruz yani. Psikolojisi çalışıyoruz. Halbuki büyük patlamada proton sosyolojisi işlemiş değil mi? Yani sadece proton değil, iki tane proton değil. Yaklaşık 10 üzeri 80 parçacığın şu anda evrenimizde ortalama olarak işte o civarlarda 10 üzeri 80 civarında protonun olduğunu biliyoruz. Bütün bu protonların birbiriyle, protonlar, nötronlar, diğer parçacıklar tabii hangi anda baktığınıza bağlı olarak, hatta onun öncesinde kuark gluon plazması, yani protonlar ve nötronlar oluşmadan önceki anda kuark gluon plazmasını da düşünmek lazım. Neden büyük patlama deneyi dendi bu deneye? Çünkü ATLAS ve CMS'in dışında, ki iyi, en fazla sanırım ATLAS ve CMS meşhur büyük hadron çarpışmasında, bir tane daha deney var. O da ALICE, daha doğrusu iki tane daha deney var. Özür dilerim. Daha fazla deney var da şey diyelim. Onunla, ATLAS ve CMS'den sonraki en büyük iki deney ALICE ve LHCb. ALICE'in amacı bu büyük patlamadakine benzer daha küçük bir skalada kuark gluon plazması oluşturmak ve onun içinde ağır çekirdekleri çarpıştırıyoruz orada da. Yani bu çarpışmalarda ise yaklaşık 100 proton diyelim. İki tane kafa kafaya geliyor, 100 proton ve nötron ve orada bir parçacık sosyolojisi diyebiliriz ona o anda. Çok kısa bir an için büyük patlamadakine benzer bir kuark gluon plazması oluşuyor.
Aslında büyük patlama deneyi denmesinin arkasındaki hikaye de buradan geliyor. Anladım. Tabii şunu da diyebiliriz. Proton-proton çarpışmaları 7 TeV elektron voltta gerçekleşiyor. Ve bu 7 TeV elektron volttaki çarpışmalar evrenimizde çok sık gerçekleşmiyor. Yani iki tane kozmik ışın, evet, TeV elektron volt seviyesinde hızlanmış olan parçacıklar var. Nötron yıldızlarından çıkan, işte pulsarlardan, kara deliklerin etrafındaki accretion disklerinden çıkıp da EMS'in gördüğü, görüyoruz yani. TeV elektron volt mertebesinde parçacıklar var. Bu parçacıkların tabii birbiriyle çarpışma ihtimali çok düşük. Yani EMS'in içinden geçiyorlar ama iki tanesinin kafa kafaya çarpışması çok düşük ihtimal. Bu seviyede, bu enerji seviyesinde olay evrenin başlangıcından beri olmamış bir şey. Yani TeV elektron volt mertebesinde ki fizik evrenin günlük hayatında sıklıkla yaşanan bir şey değil diyebiliriz. Evrenin günlük hayatı çok saçma oldu ama. Evet. Ama büyük patlamada evrenimize şekil veren mekanizmaları anlamak için, yani ilk saniyenin altından bahsediyoruz. Evrenin doğduğu anda neredeyse. İlk saniyenin içindeki fiziği çalışıyoruz. Hocam bu bahsettiğiniz konular çok pardon. Sanırım oldu. Bu bahsettiğiniz konular büyük dataya sebep olan konular. Yani deneyler o şekilde. Peki çalışmalarınızda bilgisayarın ve yazılımın yeri nedir? Bunları analiz etmek öyle kolay iş olmasa gerek. Evet. Biraz önce dedim ya, CERN'de bir veri alımında uzun süre çalıştım. Atlas'ın yarı iletken izleyicisinin yapımında Oxford'da 3 yıl çalıştım. Ve bunun yapımı, okuması, kalibrasyonu, ondan sonra yer altına indirilmesi, bağlantıları bir süre yer altında yaşadım. Madencilerin nasıl hissettikleri konusunda, madenci psikolojisi hakkında çok olmasa da bile bir fikir edindim. Yani hiç güneşi görmeden sabahın 7'sinde 8'inde yer altına girip güneş battıktan sonra çıkmanın ne demek olduğunu çok iyi anladım diyebilirim. Gerçekten insanın güneşe ihtiyacı varmış, onu öğrendim. Yakinen öğrendim. Ama CERN'de şöyle düşünebilirsiniz. Çarpışmalar 40 MHz'de. Yani 25 nanosaniyede bir çarpışma oluyor. Ve bir kez çarpışma başladı mı çoğunlukla durdurmuyoruz. 11-12 saat hiç durmadan devam ediyor. Sonra 2-3 saat ara oluyor çoğunlukla. Bir sonraki proton demetin hazırlanması ve tekrar büyük hadron çarpıştırmasının doldurulması için. Çünkü çarpıştırı bir kez dolduruyorsunuz. O 27 kilometrelik çember parçacıklarla dolduruluyor. Ve hepsinin arasında da 25 nanosaniyelik zaman farkı var. İzafiyet tabii ki geçerli. Çünkü hepsi neredeyse ışık hızında gidiyor. Yani parçacıkların hızı %99.999998c ışık hızı. Yani ışık hızından sadece bir bisiklet hızıya daha yavaş bu parçacıklar. Ve bu parçacıkları çarpıştırdığımız zaman aslında parçacıkları çarpıştırmıyoruz. Bir proton o kadar küçük ki bir protonu çarpıştırmak neredeyse imkansız. Onun için proton demetlerini çarpıştırıyoruz. Ve bir proton demeti şu boyutta, saç telim gibi incecik ve içinde 10 üzeri 11 proton bulunuyor bunların. 11 ya da 12 ve bunlar kafa kafaya aslında çarpışıyor. Biz buna bunch crossing, demet çarpışması diyoruz aslında. Çarpıştırdığımız şey protonlar değil, çarpıştırdığımız şey gerçekte. Demetleri çarpıştırıyoruz. Onları kontrol edebiliyoruz çünkü. Ama o zaman da tabii içindeki protonlar çarpışıyor. Ve çoğunlukla bir demet çarpışması yaşandığında tek bir proton çarpışmıyor. Ortalama olarak 7-8 proton çarpışıyor. Şimdi elde ettiğiniz, dedektörünüzün içinde gördüğünüz şey bir proton çarpışması değil. Yaklaşık 7-8 tane proton çarpışmasının üst üste binmiş fotoğrafı. Ve dedektörünüz içinde bir çarpışmadan çıkmış 1000 yahut 2000 tane parçacık görebiliyorsunuz. Bu tabii inanılmaz bir veri. Ve her 25 saniyede bir tane daha çarpışma geliyor bunlardan.
Hesapladığınız zaman 4 tane dedektör var. Atlas, CMS, ARIS ve LATB. Onlarda yaşanan toplam çarpışma miktarından çıkan veri yaklaşık saniyede 1 petabyte. Ama şey yapılmamış, bastırılmamış. Yani zero suppression yok. Sıfır, yani bütün, çünkü Atlas'a baktığınız zaman Atlas'ın içinde yaklaşık 180 milyon kanal bilgi var. Ve bu kanal bilgilerin her birinde sıfır yahut bir varsa ve bu bilgiyi zero suppressed yapmadıysanız, yani sıfırları çöpe atmadıysanız çıkan bilgi bu. Tabii bu veri işleniyor. Bir defa her çarpışmayı okumuyorsunuz. Sadece ilginç çarpışmaları okuyorsunuz. Atlas'ında, CMS'inde, bütün dedektörlerin içinde her çarpışmanın sadece çok limitli bir kısmı okunuyor. Yani öyle bir dünya yok. Hani petabyte okuyabilecek saniyede. Onun yerine çok küçük bir kısmı okunuyor bu verinin. Ve bu verinin okunan kısmından çıkan veriyle dedektörün geri kalanını 128 çarpışma sonra okumaya karar veriyorsunuz. Yani 128 çarpı 25 nanosaniyeniz, 3.1 mikrosaniye içinde o kararın alınıp frontendlere, yani okuma dedektörlerine gitmesi ve o verinin fiber optik kablolar sayesinde dışarı çekilmesi gerekiyor. Bu bile saatte petabyte ediyor. Ve bunu yine diske yazmak imkansız, bu kadar veriyi. Ha, tamam, çok güzel, saniyede petabyte'dan indiniz saatte petabyte'a, başarılı. Ama bu verinin yılda 10 petabyte'a kadar indirilmesi için yazılabilecek olan ve tutulabilecek olan veri miktarı yaklaşık da o. Bir katman daha geliyor. Bu ne demek? Gerçekten ilginç bir şey olmuş mu? Çünkü bizim proton dediğimiz şey tekil bir nesne değil. Aslında içinde 3 tane kuark var ve sayısız gluon var. Ve 2 tane protonu çarpıştırdığınız zaman çoğunlukla hiç ilginç de olmayan bir şey ortaya çıkıyor. Proton diğer protonu görüyor. Yarılıyor. Yani bu çekirdek protonun kendisi içindekileri boşaltıyor diyebiliriz dedektörlerimiz içine. Fakat iki tane gluon yahut da iki tane kuark yahut da gluon yahut kuark sert bir etkileşime girmiyor. Sadece olan tak ve bah. Yani bir saçılma, bir içindekileri dökme gibi bir şey oluyor. Teşbihte hata olmaz diyeceğim ama konuştuklarım tabii ki bilimsel değil. Bir benzetme. Bizim ise istediğimiz şey, karanlık maddenin ortaya çıkması için, Higgs'in oluşması için, zayıf fizik kurallarını daha iyi ölçebilmemiz için ve varsa süpersimetriyi bulmak, varsa diğer teorilerimizi test etmek, varsa minik kara delikler oluşturmak için istediğimiz şey iki tane protonun sert bir şekilde etkileşmesi ve ortaya yeni bir parçacık çıkması. Onun için sert dediğimiz zaman dedektörlerimiz de dikine, ileriye doğru değil, dikine yüksek bir momentum taşıyan parçacıklar görmeyi bekliyoruz. Buna tetikleme algoritmaları diyoruz ve birinci aşamada dikine olan dedektörlerimizde gerçekten bu tip sert, yüksek enerjili parçacıkların olup olmadığına 3.1 mikrosaniye içinde karar veriyoruz. O veriyi eğer varsa dedektörümüzden çekiyoruz. Ben çok 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 komplike bir sistemi size şu anda aşırı basitleştirdim. Kendimden nefret ediyorum ama yapacak hiçbir şeyim yok. Ve sonra da bu 3.1 mikrosaniye sonunda okumuş ve yine saatlerde petabyte edecek olan veriyi alıp çok büyük bilgisayar çok büyük bilgisayar farm diyeceğim, yani bunlar bilgisayar işlemci tarlalarını atıyoruz gerçekten. On binlerce işlemci aynı anda çalışıp belli, daha önceden yazdığımız belli algoritmalar dahilinde ilginç olan olayları seçiyor. Şimdi burada en zor soru, peki hocam çok ilginç bir şeyi kaçırıyorsanız. Çünkü o zaman beklentilerinize göre parçacık seçiyorsunuz. Beklentilerimize göre, değil mi? Çok acı bir şey aslında yani. Belki bir şeyi kaçırdık. İşte onun için de bir miktar olay da rastsal olarak alınıyor. Yani yaklaşık %1, %2, bazen %5 değişiyor ama bir miktar veriyi hiçbir kritere bakmadan
Sadece çarpışma verisi olarak alıyoruz ve onu daha da detaylı inceliyoruz. Buna minimum bias. Minimum bias, yani bir bias'ımız yok, bir öngörümüz olmayan olaylar bunlar. Bunları almamız çok önemli. Neden önemli? Çünkü orada belki daha önce aklımıza gelmemiş olan bir fizik olayı olabilir. O veride ayrıca bilahare detaylı bir şekilde inceleniyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Çarpışmalardan çıkan verinin işlenmesi ve diske yazılması, yani ki yine yılda 10 petabyte veri, bir serüven gerçek anlamda ve birçok yeni elektroniğin geliştirilmesine, birçok yeni yazılımın geliştirilmesine neden oldu. Örneğin Oracle 11G versiyonunu CERN'de açıkladı dünyaya. Intel birçok prosesörünün kickoff'unu yine CERN'de yaptı. Benim çok yakın bir arkadaşım CERN'de OpenLab'de yıllarca çalıştı ve biz çok paslaşırdık. Hatta Intel'in CTO'su, Intel'in teknik koordinatörü Pat Geisinger CERN'e ziyaret ettiğinde ben onu Atlas'ı gezdirmiştim. Ve kendisine şu soruyu sordum. Dedim ki CERN'e o kadar bedavaya prosesör veriyorsunuz ki gerçekten. Yani Intel her sene CERN'e inanılmaz sayıda ve en yeni prosesörlerinden, en yeni işlemcilerinden bağışlar. Ben Pat Geisinger'e onu demiştim. Yani dedim ki neden bu kadar bağış yapıyorsunuz CERN'e? Dedim. O da bize şey dedi. You're the canary in the coal mine. Siz kömür madenindeki kanaryasınız. Eğer prosesörlerimizden birisi öncelikle çalışmayacaksa, dünyanın en yüksek işlemci kapasitesini zorlayan işlemleri burada, bize önceden söyleyeceksiniz. Nasıl işte eskiden madene, kömür madenlerine inen işçiler yanlarında kanarya götürürlermiş. Grizu gazına en hassas hayvan kanarya. O sustuğu zaman kaç demekmiş. Onun için İngilizce'de de böyle bir terim var. Erken uyarı sistemi olarak CERN'ü yıllarca Intel, Oracle gibi büyük şirketler kullandılar. Kullanmaya da devam ediyorlar. Şu anda örneğin CERN ile yeni bir anlaşma imzaladık bir sene önce. Kuantum teknolojilerinin kullanılması konusunda şu anda ekibimde iki kişi bu konuda çalışıyor. Bu çarpışmalardan çıkan verilerin analizi klasik bilgisayarlarla çok zor. Kuantum bilgisayarlarda çalıştırılan algoritmaların bu konuda sağlayabileceği avantajlar var mı konusunda bir şu anda hatta yüksek lisans tezi yazmaya başladı bir öğrencim. CERN'le yine bu konuda çalışıyoruz ve birçok kuantum bilgisayar geliştiren şirkette CERN üzerinden onlarla iletişim halindeyiz. Onun için hem klasik hem kuantum bilgisayarlar konusunda hem de elektronik konusunda CERN'de birçok gelişme olmaya devam ediyor. Hocam inan anlattıklarınız o kadar keyifli ki böyle soru soruyor açar ama tabii bizim de böyle bir altyapımızın olması gerekiyor belli şeyleri anlamamız için belli ki. O yüzden böyle daha böyle toplumsal bir konuda fikrinizi merak ediyoruz. Oraya biraz geçelim. Bilim dünyasında kadın olmak belli başlı bir şey. Yani farklı bir davranışa maruz kalıyorsunuz. Bunun hakkında biraz konuşabilir miyiz? Sizin fikirleriniz, deneyimleriniz. Tabii ki. Bilim dünyasında akademik kadın olmanın zorlukları. Kolay 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 olan ne var ki? Ay. Evet, kolay olan ne var ki diyeceğim. Bilimi kariyer edinmek isteyen kız çocuklarına söylemek istediğiniz şeyler yol yakınken cinsiyet değiştirin. Evet. Ya gerçekten hani hayatımı en kolaylaştıracak şey sanırım erkek doğmak olurdu. Bir kadın olarak her şeyiniz sorgulanıyor. Yani işte ne bileyim saygı duyuyorsunuz, bir konuşmaya gidiyorsunuz, bir ceket giyiyorsunuz, ismi giyindi oluyor. Hani işte saçınızı açıyorsunuz bir şey diyorlar, saçınızı kapatıyorsunuz başka bir şey diyorlar. Hani her şeyiniz sürekli sorgulanıyor ve işte kilo almanız bile Bilge Hoca çok stres yapmış, kilo almış. Ya da kilo vermiş, Bilge Hoca çok stres yapmış. Ya bir bitmiyor.
Yani ama bu bilimde de böyle, sanırım iş hayatında da böyle. Hani bilim iş hayatından daha farklı mı emin değilim. İşte iş hayatında olan şirketlerde çalışan çok başarılı birçok kadınla sohbet ettiğimizde de çok bir fark görmüyorum. Kadınların hayatı zor. Kolaylaştıracak olan da erkekler. O empati eksikliğinin çözümünü ben daha henüz bulamadım. Sanırım bu konuda sosyologların ve sayısal bilimler değil, sosyal bilimler üzerine çalışanların daha fazla teşviki mesai yapması gerektiğini düşünüyorum. Sanırım ancak bir erkek kız çocuğu olunca anlıyor. Kadının neler yaşadığını buraya gelene kadar. O da çoğunlukla çok şey için çok geç oluyor. Ancak o zaman ne zaman ne görüyorum biliyor musunuz? Birçok erkek bana gelip inşallah kızım sizin gibi olur diyor. Ben de o zaman gözlerinin içine bakıp demek istiyorum ki keşke bana sizin kızınıza davranılacağını ümit ettiğiniz gibi davransaydınız demek istiyorum ama diyemiyorum. Ama buradan demiş olayım. Hocam peki bilimi kariyer edinmek isteyen kız çocuklarına söylemek istediğiniz şeyler var mı? Mesela ben lisedeyken fizik seçmemde haberiniz yok ama mesela bir rol oynadınız. Rol modeli olarak sizi örnek alıyordum. Çünkü işte başarılı ve güçlü bir kadın modeli olarak. O yüzden bunun bu sorunun önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrardan söyleyeyim. Bilimi kariyer edinmek isteyen kız çocuklarına ne söylemek istersiniz? Öncelikle onur duydum. Layık olabilirim. Layık olamadığımı düşünüyorum. Şu anda Türkiye'de layık olabilecek bir pozisyonda olan bir kadın olduğunu düşünmüyorum. Hepinizin eli bu kolu çok bağlı. Ama tabii biraz önce şaka yaptım. Tabii ki cinsiyet değiştirmesinler. Yani gerçekten istiyorlarsa ona bir şey demiyorum ama hani bundan dolayı sonuç olarak kadın doğduk, kadın devam ediyoruz. Ve bir şeyler oluyor mu oluyor. Hani zor oluyor. Kolay olmuyor. Ama ben hala kadınların dünya üzerinde yaptıkları mücadelenin inanılmaz boyutlarda olduğunu düşünüyorum ve görüyorum. Ve bu mücadele devam edecek, bitmeyecek. Değer bilenler çıkıyor. Siz varsınız. Teşekkür ederim. Duygulandım. En ufak değişim, değişimsizlikten daha iyidir. Ve dünya değişmek zorunda. Değişeceğine de inanıyorum. Yani kadın hakları son 100 yılda çok büyük ilerleme kaydetti. Seçme seçilme hakkı olmayan toplumun %50'sini oluşturan kadınlar şimdi seçme seçilme hakkına sahipler. Ve ilham kaynağı alacağımız birçok kadın var. Benim de ilham kaynağı olduğu, bana da ilham kaynağı olan birçok kadın var. Ben her zaman yaşadıklarımın, mesela anneannemin annesinin yaşadıkları yanında hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Kendisi İşkodra doğumlu. Depremde kaybolmuş bir çocuk. İstanbul'da uzak akrabalarının yanına getirilip Çanakkale'ye gelin gidip Çanakkale'de ve sonrasında Kurtuluş Savaşı'nda kocasını kaybedip çocuklarıyla Çanakkale'den 4 ayda Çanakkale'den İstanbul'a yürümüş. Yani şimdi onun bu ülke için ve cephedeki askerlere borç mantığı yaparmış. Onun yanında ben ne yapabildim? Hiçbir şey gibi geliyor bazen. Hani o kadar büyük bir savaşın ortasında kalıp bu kadar ayakta durabilmek ve anneanneme bu kadar iyi yetiştirebilmek ne kadar büyük bir efor. Şimdi anneliğin kutsandığı bir döneme girdik. Farkındasınızdır. Herkes farkında sanırım. Kadın demek anne demek değil sadece. Kadın demek bundan çok daha fazlası ama tabii o dönemin kadınlara baktığımızda onların birinci önceliği bir savaşta çocuklarını korumak olmuş.
biz de şimdi bir sonraki jenerasyonu korumakla yükümlüyüz. Bu kendi çocuğumuz olsun olmasın. Bunun bir önemi olduğunu düşünmüyorum ben. Sonuç olarak mutlaka ve muhakkak bu devran değişecek. Biz kadın olduğumuz için değil, hak ettiğimiz için bir yerlere geleceğiz. Ona da karşıyım. Yani kadın olduğu için bir şey seçilmek, kadın olduğu için bir yere gelmek. Bana hiç kimsenin kadın olduğum için bir bedavaya kart vermesini istemiyorum. Bedava, yani hak etmediğim bir yere gelmek hayatta istemiyorum. Sadece kadın olduğum için bir şeylerin olmasını istemiyorum. Ama erkeklerin şimdiye kadar toplumda kendilerine verilmiş olan önceliklerin de farkında olmalarını diliyorum. Onlara hayatın bize kıyasla ne kadar daha kolay olduğunun farkında olmalarını diliyorum. Ama tam olarak nasıl olacağını bilmiyorum. Yaralı olduğum bir konu gördüğünüz üzere. Evet. Dertliyim. Evet. Dertliyim, çok dertliyim hem de. Yani hala... Pandemide kadınlar inanılmaz etkilendi. Yani şu anda iş kaybeden kadınların sayısı inanılmaz fazla. Çünkü ailevi görevler kadınların üstüne yükleniyor. Bizim bölümümüzde bile, ODTÜ Fizik'te bile bölümümüzden ayrılan hocaların çoğu gördüğünüz üzere kadın oldu. Bu pandemi döneminde emekleri gelen kadın hocalarımızın hepsi neredeyse bölümümüzden ayrıldılar. Bu bile size bir şey söylüyor olmalı. Peki hocam, fizik dışında hobileriniz ve ilgi alanlarınız nelerdir diyelim. Biraz daha iç açıcı konulardan konuşalım. Evet, gerçekten yani kadın meselesine çözüm beni çok aşıyor. Yani çok aştığını hissediyorum. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kendi etrafımda farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Hani işte TÜBİTAK'ın yönetim kurulundaydım yaklaşık 3 yıl. Orada inanılmaz dalga geçildi ama geri adım atmadım ve genç akademisyenlerin projeleri, genç akademisyenlere verilen projeler ve ödüllerde her çocuk başına bir sene, yoksa normalde 40 yaşına kadar veriliyor bu ödüller ve projeler. Özel olarak verilen kariyer geliştirme projeleri ve bir sene her çocuk başına uzatılmasını sağladım. Mesela bu çok gurur duyduğum bir şey. Fakat inanılmaz mobbinge uğradım. Ya bunu yaparken işte senin çocuğun yok ki sana ne? Nasıl bana ne? Çocuğum mu olmak zorunda mutlaka bunu düşünmem için? Hem cinslerimi düşünmem için mutlaka çocuğum mu olmak zorunda? İşte pekala 2 sene olacak. Yani neler. Hani dediğim gibi sanırım 6-7 ay aldı herkesi ikna etmem bu konuya. Ve ikna etmenin yolu ne oldu biliyor musunuz en sonunda? Acı olan kısım. Aklın yolu bir olması değil. Bunun zaten olması gereken olması değil. Avrupa Birliği'nin böyle yapması oldu. Yani mutlaka birilerini mi kopyalamak zorundayız? 7. çerçevede Horizon 2020'de bu böyle olduğu için mi kabul edilmek zorundaydı? Yoksa biz ilk olamaz mıydık bunu? Onlardan önce de yapamaz mıydık bunu? Evet. Evet. Şu anda mesela şeye bakalım. Bir tane verdiği proje oranlarına bakalım. Yürütücü sayısı olarak kadınların oranı o kadar az ki. Geçen gün bir şey yollamışlar bize. İşte kadın araştırmacıların arttırılması. Akademi kadınların oranı biliyorsunuz Türkiye'de çok iyi. Duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. Özellikle yardımcı doçent seviyesinde kadınların oranı %35-40 arasında. Ama profesörlüğe doğru bu azalıyor. %20'lere kadar geriliyor. Çünkü bir cam tavan var orada. Aşılması zor bir cam bir tavan. Ve onun ötesinde baktığımızda araştırmacı sayısı çok çok az. Bir türlü TÜBİTAK bunları, ben TÜBİTAK yönetim kurulundayken de TÜBİTAK bunları yani yayınlamasını sağlayamadım. Ama herkes biliyor ki kadın yürütücü sayısı Türkiye'de çok az. Proje yürütücüsü, yani araştırmacı sayısı çok az. Çünkü nasıl bakılıyor?
üniversite yüksek lise gibi bakılıyor. Bir şekilde her zaman kadınların öğretmen olması kabul edilir bir meslek olmuş. E tamam, üniversitede işte orada oyalansın diye bakılmış bazen kadınların yardımcı doçent olmasına. Çok acı. Çok acı. Biz araştırma yapmak istediğimiz için bir yerlere gelmek istiyoruz. İnandığımız için, bilim yapmak istediğimiz için. Hayır, ben yüksek öğretmen değilim. Öğretmenliği aşağılamadan söylüyorum bunu lütfen. Annem öğretmen. Yani o değil ama. Amacımız bu değil. Evet, fizik dışındaki hobilerim ve ilgi alanlarım. Fizik dışındaki en önemli hobim kayak. Yalan oldu bu sene gördüğünüz üzere. Kayak merkezi de doldu. Ben gitmiyorum. Gitmeyeceğim. Sosyal sorumluluk. Covid'i yaymama sorumluluğu. İlgi alanlarım müzik. Son dönemde ilgi alanlarım çok fazla şeye kaydı. Yani edebiyat ve tarihe doğru çok büyük bir kayma oldu. Doğruyu söylemek gerekirse. Özellikle tabii ki Robert mezunuyum ve Batı edebiyatına ve felsefesi konusunda çok derin bir bilgiye sahibim. Ancak Orta Asya konularında Orta Asya tarihi konusunu son dönemde çok kafaya taktım. Çok fazla okuyorum bu konuda. Özbekistan, Kazakistan'a gitmem çok etkili oldu burada. Evet, piyanom var. Mümkün mertebe eğer fırsatını bulursa lavabotara girip lehim yapmayı çok seviyorum. Elimi kirletmeyi çok seviyorum. Kirlenince kendimi mutlu hissediyorum. Hocam peki bilim kurgu kitabı da önerebilir misiniz bize sizin sevdiklerinizden? Çok uzun zamandan beri bilim kurgu okumadım, biliyor musunuz arkadaşlar? Üniversitede çok okurdum. Ama o kadar zamandan beri okumadım ki hiçbir şey. Hocam yaptığınız iş zaten hani bugün bilim yapıyoruz, yarının kurgusunu planlamak için gibi olduğu için. Evet. Bilim evet, biraz da öyle galiba. Son dönemde hiç bilim kurgu okumadım. Yani standart şeyler, Hitchhiker's Guide to the Galaxy'den tut bilmem neye kadar, ama hani siz zaten biliyorsunuz. Hani standart, bence çok standart bir bilim kurgu seti var. Oradan da herkes mahcup olduğu için. Ama o zaman son dönemde çok gençliğin çok okumadığı bir yazardan bahsetmek istiyorum. Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut son dönemde nedense biraz modadan düştü. Ama benim çok sevdiğim bir bilim kurgu yazarıdır kendisi. Ice Nine özellikle mükemmel bir kitaptır. Teşekkür ederiz, evet, hocam. Geri kalan külliyatı zaten biliyorsunuz. Bence standart işte. Hocam peki popüler bilim içeriklerine bakış açınız nedir? Yani bilime, yani bilim okumak isteyen ya da yapmak isteyen çocukların veya gençlerin ilk başladığı yer popüler bilim içerikleri oluyor, ilk tükettiği şeyler. Çünkü anlaması daha kolay ve bir temele ihtiyacınız olmuyor. Sizin bakış açınız nedir bunlara? Bence popüler bilim içeriği denildiği zaman ilk okunacak şey bilim teknik dergileri, bilim çocuk, daha çocuksa bilim çocuk, minik, meraklı minik. Bunlar çok güzel dergiler TÜBİTAK'ın çıkardı ve kaliteden hiç ödün vermediler yıllar içinde. Öncelikle onları tebrik etmek isterim. Gerçekten. Bilim teknik hala son dönemde çıkmış makaleleri gündeme getiriyor. Ve bence özellikle bu son çıkmış makaleleri takip lise seviyesinde bile çok önemli. Yani an itibariyle dünyada ne oluyor, ne bitiyor? Onu takip etmek popüler bilim açısından, bilim teknikten vazgeçemiyorum. Hala ben de bakıyorum arada sırada. İngilizce bilenler için MIT'nin Technology Review var. Son derece güzel bir MIT'nin çıkardığı dergi. Ve kitap deyince de TÜBİTAK'ın bilim serisini önereceğim. Şimdi böyle yazar ismi vermek istemiyorum. Birilerine haksızlık eder gibi. Onun için popüler bilim hem çok güzel bir şey. Yani tabii ki işte mümkün mertebe bilimi anlatmak, mümkün mertebe ilgiyi arttırmak için, merakı canlı tutabilmek için. Ancak bunun zararlı bir tarafı da var. O da bazen
Bilimin dili ne yazık ki matematik. Matematiği de ifade ederken kullandığımız kelimeler matematiksel ifadelerin birebir karşılığı olmayabiliyor. Ben bile bazen suç işlemiş gibi hissediyorum. Böyle günah falan gibi hissediyorum. Yani o kadar ağır hissediyorum bazen bunu. Zor bir şey. Yani hakkaniyetiyle popüler bilim içeriği üretmek de çok zor. Teşbih olduğu zaman teşbih olduğunu belirtmek çok önemli. Ve sadece herhangi bir çocuğu anlatıyorum derken bile işte momentumla enerjinin arasındaki farkı katletmemek lazım. Çünkü o bilimi, bence o çocuğun beyninin arkasında bir yerlere yazılıyor. Ve büyük ihtimalle hayat boyu kavram karşısına neden oluyor. Bir örnek vereyim. Ben CERN'e gittiğimde 14 yaşında işte kuartları anlatıyorlar. Kuartların renkleri var diyorlar. Ondan sonra işte kırmızı, mavi ve yeşil. Mesela tamam mı? Ben MIT'de ikinci sınıfa kadar kuartların renkli olduğunu düşündüm. Utanıyorum kendimden ama doğru. Yani ya bir Allah'ın kulu da onun aslında bir benzetme, bir teşbih olarak o isimlerin konulduğunu bana söylememiş yani. Ben ne bileyim bunu çocuk olarak, bilemezsin. Hani ben hep diyorum, fizikçiler sosyolog değil. Bazı şeylere çok kötü isim vermişiz. Yani kim gider kuartlara kırmızı, mavi ve yeşiller? Sonra ben, neden öyle denmiş peki? Çünkü üçlü bir kuantum sayısına ihtiyacım var. Yani kuartların üç tane kuantum hali var. Ve buna üçlü herhangi bir şeyi verebilirsin. Mesela üçlü renk gibi. Evet, tatlı, tuzlu ve ekşi diyebilirdik. Hani üç ana tat olarak. Onun yerine üç renk verilmiş. Hani ana üçlü simetrisi olan bir şey olması gerektiği için. Yani artı eksi iki hali var. Artı eksi. Tamam. Ama kuartlolerdeki üçlü simetrisi var. Üç şey yok. Üç şeyden bir tanesi olabiliyor. Yani kırmızı, mavi ve yeşilin bir anlamı yok. Evet. Kırmızı kuart nedir desen, matematiksel bir sembol bizim için. Onun daha derinini bilmiyoruz an itibariyle. O zaman diğer soruya geçelim. Fizik. Lazım yani bu konuda, evet. Çok dikkat gerektiren bir konu. Doğru. Fizik hayata bakış açınızı nasıl değiştirdi? Yani bu kadar. Benim çoğunlukla insanlara anlatmakta en zorlandığım kısımdan bahsedeyim o zaman. Bir fizikçi olarak beni felsefik olarak birçok kişiden ayırdığını hissettiğim bir konu bu. Biz fizikte fizik kanunu dediğimiz zaman gerçekten kanundan bahsediyoruz. Hani o kanunun şakası yok. Momentumun korunumu kanunu. Öyle bir kanun ki o kanundan vazgeçersek evren oluşmuyor. Yani hiçbir şey hesaplayamıyorsun bir defa. Evren hakkında en kalem kıpırdatamazsın momentumun korunumundan vazgeçersen. Ve yasaklardan bahsediyoruz. Çok sert yasaklardan bahsediyoruz. Heisenberg'in belirsizlik prensibi mesela öyle bir yasak ki aslında. Bir parçacığın hem yerindeki belirsizlikle momentumundaki belirsizliği aynı anda ölçme yasağı var. Ve bu yasak o kadar derin bir yasak ki hani ölçmenin yolunu bulamıyorsun. Hani bu yol bulamamada sadece bir yol olmaması anlamının ötesinde. Fiziğin doğası gereği öyle olan bir şey. Yani bu benim o metodolojiyi daha bulamadınız hocam tabii falan. Değil. Bunu kanıtlayabiliyoruz ayrıca. Bu bence büyük hadron çarpışıcısından önce gelmiş olan elektron pozitron çarpışıcısının kanıtladığı en önemli şey belki bu. Elektronun elektron üzerinden diyelim, elektron üzerinden ince ayar
sabite dediğimiz fine structure constant'ın enerjiye bağımlı olarak değiştiğini kanıtlayarak bize aslında Heisenberg'in belirsizlik prensibindeki o ölçülmezliğin yüksek enerjilerde de, düşük enerjilerde de kanıtı vardı, yüksek enerjilerde de değişmediğini gösterdi. Ben bunu açıklamakta çok zorlanıyorum. Yani herhalde bir fizik eğitiminde 4 senede alacağınız en önemli ders sanırım bu. Yani kanunun ne demek olduğu ve bir şeyin yasak demenin, evrende bir şeyin yasak olmasının ne kadar derin bir yasak olduğu. Bizim kapasitemizle ilgisi yok yani. Uzaylılar da gelse aynı yasaklara tabi, uzaylılar da gelse, evrenin en gelişmiş varlıkları olsa, onlar da aynı kanun ve yasaklara tabi. Ve bu beni insan olarak evrenin kanunları karşısında çok hayrete düşürüyor. Yani bir fizikçi kendisini çok küçük hissediyor yani bu kanunlar ve yasaklar karşısında. Dehşetengiz bir şey bunlar. Yaratıcıya inanırsınız yahut inanmazsınız, evrenin muhteşemliği karşısında mütevazi olmaya zorluyor bizi. Ve mütevazi yapıyor yani. Limitlerini, çok sert bir limit olduğunu biliyorsunuz çünkü yapabileceğinizin arkasında. Ben de tam onu soracaktım hocam size. Hani böyle keşfettikçe kendi küçüklüğünüzün altında, yani varoluşsal küçüklüğünüzün altında eziliyor musunuz? Yoksa başka şeyleri anladıkça ya o anlamanın verdiği bir yüceltme mi ağır basıyor sizde? Kuantum mekaniksel olarak ikisi de diyeceğim. Yani bir yandan ben yaratıcıya inanan bir insanım. Yaratıcı karşısında yani büyük bir şükür, büyük bir hamd içinde buluyorum kendimi. Beni de yarattığı için. Bu kadar şeyin komplikasyonun yanında. Ama kendimi de çok küçük hissediyorum. Ama yani Tanrı'ya inanmak zorunda değilsiniz bunu hissetmek için bence. Yani benim Tanrı'ya inanmayan birçok arkadaşım da aynı hisler içinde. Ya diyor, bu kadar böyle kaotik bir evrende bu kadar kanun, yasak, bilmem ne var. Ya ben nasıl oluştum? Ya yani antropik prensip denilen bir şey var. Onun dibine vurmak bu. Evet. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bunlara? Yoksa chatten gelen soruları da birkaç göz atalım. Arkadaşlar 1 saat 47 dakika oldu. Evet, onu da diyecektim. Evet. Siz de çok yorduk. Ben bir saat bekliyordum, biraz uzadık. Chatten gelen birkaç soru alalım, ondan sonra izin hocam, chatten şey sormuşlardı, Sönde bir gündüz nasıl geçiyor diye. Geçiyordu diye. Hangi iş yaptığınıza göre çok değişir. Yani tabii çok değişken. Yani hızlandırıcı çalışıyorsa farklı, bir şey dizayn ediyorsanız, bir şeyin ortasındaysanız farklı. Ama CERN'de çok özlediğim şeyler var. İzninizle ondan bahsedeyim. CERN'de en özlediğim şey yani CERN'in kafeteryasında oturup kahve içmek. Ve yani yanından geçen insanlarla sohbet etmek. Yani derler ki CERN'in yaratıcılık prosesinin, sürecinin en önemli yeri kafeteryasıdır. Kesinlikle doğru. Birçok fikir CERN'in kafeteryasındaki şeylere napkin peçetelere yazılır. Yani birkaç peçete var bende sakladığım. Çoğu problem orada çözülür. Çünkü ne olur işte orada oturursun. Ne yaptı, ne yapacağız şunu, ay vah bilmem ne. Yanından biri geçer, aa merhaba Emanuel, yok merhaba bilmem ne. İşte gelir oturur, aa sen de kahve içiyorsun, evet şöyle bir sorunum var bilmem ne. Başka bir bölümden, tümüyle
rastlı olarak tanıdığım bir insan. Ne bileyim, müzik kulübünden, dans kulübünden, tango kulübünden falan tanıdığım biri. Gelir karşında oturur, laf lafa açar bir şey. Ya benim şöyle bir problemim var. Şunu düşündüm, bunu düşündüm, bilmem ne. O başka bir arkadaş. Aa bak şu konuda biri. Bir dakika dur. İşte Erik gel sen de bir bak. Ondan sonra bir bakıyor aslında 15 dakika sonra cevap karşında. Onu çok özlüyorum. Evet. Hocam o size doluyor muydu bu? Gönderebildiniz mi? Duyamadı sanırım hocam. Sanırım yayın gitti geldi. Ha. Evet hocam biraz sonra. Merhaba, nerede kaldık bilmiyorum ben. Şu an sesin geliyor mu? Geliyor, evet. Tamam. İşte en son ODTÜ'de de bu ortam var mı diye sormuştum. Hani demiştiniz ya ODTÜ MIT'ye kültür olarak benziyor diye. ODTÜ'de bu ortam, ODTÜ kafeteryası şeyi, fizik kantini güzel. Evet. Ama tabii farklı bilim alanlarından geliyor. Yani bir üniversitede o şeyi yani daha farklı etkileşmeler oluyor. Yani şimdi orada herkes parçacık fizikçisi ya parçacık fiziğini biliyor. Makine mühendisi, elektronik mühendisi bilmem ne şu bu. Ama herkes parçacık fiziğini biliyor. ODTÜ'de ise daha farklı bir şey oluyor. Mesela bu COVID sürecinde malzeme bölümünden hocalarla çok konuştuk. Kimya bölümünden hocalarla çok konuştuk. O çok güzel oluyor. Yani farklı interdisipliner fizik dışındaki etkileşimler çok güzel oluyor bence. İşte geçen gün Eren Kalay hocamızla bir malzeme konusunda bir sohbet yaptık. Çok hoştu. Ondan sonra işte elektronik bölümünden hocalarımızla Cengiz Beşikçi ile geçen gün çok ilginç bir konuşma yaptık. Belki parçacık fiziğinde çalıştığınız konuda bir çözüm ararken olmuyor ama farkında olmadığınız bir yan etkileşmenin işaretini görüyorsunuz ODTÜ'de. Üniversite farklı yani. Üniversiteyle sorun karşılaştırılamaz. O zaman hocam neredeyse 2 saat olmuş. Evet. Size bayağı yorduk. Çok zaman çok teşekkür ederim. İstediğiniz bir şeyler var mı? Ah, benim yok. Sizden birer soru alayım. Şahsi olarak. Ben aklıma geldikçe sordum ya. Hocam o kadar çok var ki aslında şimdi böyle tutuldum. yok yani şimdilik sordum sanırım hepsini. Ha, bana bir tane ilginç bir soru sormuştunuz bu daha başlamadan önce. Neydi o? Şu akademik anlamda daha yapar dediğiniz bir şey oldu mu? Bundan bahsediyorsunuz. Tamam, oradan gelmiştik. Tamam. Vakit kalmadı diye şey yaptın mı? Devam edelim. O soruya da cevap vereyim. Evet, bu soruyu anlamsız bulduğumu size söylemiştim. Hatta değil mi? Biraz öncesinde konuştuk da yayından öncesinde. Çok şey var. İnanılmaz sayıda şey var. Yani o kadar çok şey var ki. En önemlisi de tabii ki keşke 17-18 yaşındaki bilgiye geri dönüp boş ver Allah aşkına bu kadar da takma desem. Çok mutlu olurdum. Belki daha erkene. Notlara işte yaptım mı, başardım mı, olacak mı, olmayacak mı? Yani insan öncelikle hatalarından daha fazla şey öğreniyor. Yeter ki hayatındaki hataları pişman olduğu, vicdanen sorumlu olduğu şeyler olmasın. Onun dışındaki hataların hepsi insana çok güzel şeyler öğretiyor. Onun için daha iyi yapmadığım için de mutlu olduğum şeyler de var aslında. Kim şeyler öğrendim. Ama laf lafa açtı biraz önce ve şeyden bahsetmiştik. Sınav stresinden. Ben Robert'te çok bolca sınavdan 0 aldım. MIT'de de aynı şekilde. Çok ciddi bir şekilde bazen sınavda donup kalem oynatamadığım çok zaman oldu. Bir paniğe giriyordum. Panik atak gibi ve o tümüyle beni donduruyordu. Ne bilirsem bileyim. Tümüyle kafam siliniyor. Zaten hayatta hiç ezber yapamadım. Mantık yürütmem lazım ve mantığım donuyordu. Size şey sözü verdim. Bu sınav stresinden nasıl kurtulduğumun sözünü anlatacağımın sözünü vermiştim. MIT'den ayrılıp da Oxford'a gittiğimde işte orada yüksek lisansı bıraktım. Doktoraya sıfırdan başlıyorum.
Oxford'da. Meğerse Oxford'a girişte doktoraya girişte doktora yeterlik ilk günmüş. Haberim bile yok. Yani bunu ve bu tüm İngiltere'de bilinirmiş bu. Yani tabii ki bana onun için söyleme ihtiyacı hissetmemişler. Yani bütün yüksek lisans derslerimden Oxford'a geldiğim gün sınav olacağımı hiç kimse bana bunu söyleme ihtiyacını da duymamış. Onun için kalacağımdan emin olduğum bir sınava girdim. Hayatımın en rahat sınavı. Çünkü dedim anneme babamı da aradım dedim. Anne baba yani hani herkes buna bütün yaz boyunca çalışmış. Diğer doktor öğrencilerin hepsi. 3-4 ay çalışmışlar. Benim tatil yaptığım ilk yaz. Yaklaşık 14 yaşından beri tatil yaptığım ilk yaz. 24 yaşındayım. O yaz gittim işte araba kullanmayı öğrendim. Ne yapayım işte anneannemin bahçesinde bahçıvanlık yaptım vesaire. Hiç yani 2-3 ay fizikten tümüne soyutladım kendimi. Onun için o kadar rahat girdim ki sınava. Nasıl olsa dedim tamam hani. Çünkü atılma var bir de yani. Hani o sınavdan yeterince iyi yapmıyorsan başlayamıyorsun bile. Tamam dedim ya. Ondan sonra hocama da söyledim bunu. Georg'a. Dedim böyle böyle Georg ben yani düşünebiliyor musunuz? Doktora yeterli korkunç. İş. Korkunç. Korkunç gerçekten. 4 ay çalışmış. Neyse. İşte sınav açıklanacak. O bir hafta ben şey daha yeni açmıştım bagajları. Bagaj toplamaya başladım. Sağ olsun hocam geldi dedi ki tamam dedi beklediğin gibi oldu dedi. Kaç aldım dedim. Hani bari puanı öğreneyim. 25 dedi. Tamam dedim. Ben biliyorum. Gideyim sınav. Ben zaten bagajlarımı topladım. İşte her şey için çok teşekkür ederim. Plan noktasında. Ya dedi sen MIT mezunusun. Bu kadar kendine emin olmamazlıktı. Görmezdim dedi. Hani beklemezdim. Bu kadar kendine emin olmayacağını beklemezdim dedi. Dedim ki ya dedim hani emin olmakla olmamakla alakası yok ki bunun. Hani çalışmadım. Dedi 87 aldın. Geçtin en yüksek not senin dedi. Ben böyle aldım. Ne? Harika ondan gerçekten. Ondan sonra bir kez daha sınav stresi yapmadım hayatta. sınava girmenin en güzel yolu zaten kalacağım diye girmek. Hocam çok çok güzel anı gerçekten. Gerçekten harika. Attım gerçekten ya attım. Hani attım ama ya hatırlamıyorum. Herhalde doğru herhalde ya aklıma geldiği gibi yazdım yani. Ay gerçekten evet. Çok güzel bir anı ya. Teşekkür ederim. Anıydı gerçekten çok teşekkür ederiz. Evet, Oxford'dan neredeyse atıldığımın hikayesi ilk günden. O zaman evet arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyoruz size zaman ayırdığınız için. Gerçekten hocam çok iyi ki geldiniz. Eklemek istediğim tek şey, bir tane bir şey var. Buyurun. Eklemek istediğim, buradan zannetmiyorum izlediklerini ama ekibime çok teşekkür etmek isterim. Her türlü cefayı benimle çektikleri için ondan sonra gün geldiğinde ben onlara çoğunlukla hocalık yapıyorum ama gün geldiğinde onlar da bana hocalık yapıyorlar. Öğrenmenin yaşı yok. Ben de onlardan çok şey öğreniyorum. Bunların hepsi ekip işi. Onu unutmamak lazım. Etrafımızdaki sosyal ağımızla ancak bir şeyler yapabiliyoruz. Bilimsel ağlarımızla bir şeyler yapabiliyoruz. Birbirimize kattıklarımızı yanımızda, içimizde taşıyoruz. Onun için onlara çok teşekkür etmek isterim. Tabii ki annem babam beni yetiştirdi. Ama bir o kadar da eğitimi sanırım ekibimden aldım son dönemde. Böyle. Ben teşekkür ederim arkadaşlar beni dinlediğiniz için, bu güzel program için. Çok keyifliydi hocam. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz gerçekten. O zaman herkese iyi akşamlar dileyelim. Bilimle kalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki kesinliklerde artık görüşmek üzere. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.